1789 yılında dünya tarihinin en önemli olaylarından biri gerçekleşti. Fransa monarşisi temelinden sarsılmış, pek çok şey değiştirecek olan ihtilal ateşi tüm ülkeyi sarmıştı. İhtilal her yeni adımı ile monarşiyi zayıflatıyor ve asırlardan bu yana kökleşmiş kurumları yıkıyordu. Bunun yanında ihtilal, yeni bir dünya vizyonu ve bir devlet anlayışı ortaya çıkarıyordu. Pekala, bu yeni fikir akımları Avrupa'nın diğer toplumlarını da etkileyebilir ve Fransızlardan esinlenerek başka toplumlarda kral ya da imparatorlarına karşı harekete geçebilirlerdi. İşte bu korku bir anda tüm Avrupa hükümdarlarını sarıverdi. Avrupa ülkeleri ihtilal Fransasına karşı cephe alınca kıtada hava bir anda bulutlandı. Görünüşe göre şimşekler çakacak, yıldırımlar düşecek ve kıta Avrupa'sında yağmur başlayacaktı. Fransa kralı 16. Louis'nin ihtilalcilerden kaçma teşebbüsü ve Haziran 1791'de yakalanması, savaşa evrilecek sürecin ilk adımı oldu. Avrupa liderleri ilk kez bir kralın ayaklanan bir milletin önünde aşağılandığını görüyordu. Bu onları dehşete düşürdü. Bir şey yapmalıydı, yoksa hepsinin sonu 16. Louis gibi olabilirdi. Bu olaya tepkisini ilk koyan Prusya ve Avusturya oldu. Rus çariçesi de bu ikiliyi devamlı kışkırtıyordu. Çariçenin amacı bu iki devlet Fransa ile uğraşırken Polonya topraklarından arzuladığı lokmayı yutmaktı. Sardunya, İspanya ve Napoli kralları da devrimcilere karşı girişimde bulunulmasını istiyorlar, fakat daha küçük çaplı ülkeler olduklarından çekiniyorlardı. İngiltere ise şimdilik ortamı koklamakla yetiniyordu. Osmanlılarsa Avusturya ve Rusya ile yaptığı savaştan daha yeni çıkmıştı ve kendi yaralarıyla ilgilenmekteydi. Saksonya'da toplanan Prusya kralı ve Avusturya imparatoru, bir bildiri yayınlayarak Fransa'ya müdahale edilmesi gerektiğini kararlaştırdı. Bildiride monarşinin diriltilmesinden söz edilmesi ve hele kralcılardan bir ordu kurulmak istenmesi ihtilalcileri kızdırdı. Fransız Yasama Meclisi'nde savaş taraftarları artmaya başladı. Mecliste savaş görüşmeleri yapılırken Avusturya ve Prusya resmi olarak müttefik oldular. İhtilalcilerin ultimatomlarına 2. Leopold yerine geçen 2. François cevap bile veremeyince Fransa, Nisan 1792'de Avusturya ve Bohemya Krallığı 2. François'ya savaş ilan etti. Yeni yapılan anlaşma gereği Prusya da Avusturya'nın yanında savaşa girdiğini açıkladı. Ve böylece Fransız devrim savaşları başladı. Fransa savaşa perişan bir vaziyette girdi. Elde düzenli bir ordu yoktu. İhtilalden sonra asiller ordudan çıktığı ya da çıkarıldığı için subay ihtiyacı had safhadaydı. İhtilalin ardından kurulan Gard Nasyonel kıtaları ise disiplinsiz, düzensiz ve tecrübesizdi. Hükümette ise para ve askerleri donatacak imkan yoktu. İttifak ordusunun başkomutanı Prusyalı General Duc de Brunswick, birlikleriyle Fransa sınırlarını aşıp karşısına çıkanları yendikten sonra Paris'in yolunu tuttu. Fakat ittifak ordularının ilerleyişi bundan sonra yavaşladı. Çünkü amaç Fransa'yı işgal değil, ihtilalcileri caydırmaktı. Ek olarak Avusturya'da askeri açıdan iyi sinyaller vermiyordu. Avusturya daha bir yıl önce Osmanlı ile savaştan çıkmış ve yorgundu. Üstüne bir de Rusya'nın fırsatçılığı vardı. Almanlara gazı veren Rusya, onlar batıda savaşırken Osmanlı ile savaşı bitirip Polonya üzerine yoğunlaşınca, Avusturya ve Prusya'nın odağı bir anda buraya kayıverdi. Bu sebeplerden dolayı Duc de Brunswick, ilerlemek yerine bir bildiriyle karşı tarafa gözdağı vermek istedi. 28 Temmuz 1792'de yayınlanan bildiride general, Paris ve Fransız halkından krala itaat etmelerini istedi. Bu hamleyle farkında olmadan ittifak güçleri kendi topuklarına sıkmıştı. Bildiri, kızgın ihtilalcilerin Fransız milliyetçiliğini ve vatanperverliğini harekete geçirdi. Danton hükümeti bütün Fransızları orduya katılmaya davet etti ve büyük bir seferberlik ilan etti. Benzeri daha önce görülmemiş bir şekilde genç yaşlı demeksizin her Fransız orduya koşmaya başladı. İhtilalin doğurduğu yeniliklerden birisi de aslında buydu. Yurttaş asker fikri ortaya çıkmıştı ve Fransa'nın Avrupa'ya karşı en büyük kozu da bu olacaktı. Yenilenen kanla beraber Fransızlar,
20 Eylül 1792'de Valmy Muharebesi'nde Brunswick'in ilerleyişini durdurdu. Bu onların savaştaki ilk büyük galibiyetiydi. Aynı günlerde toplanan Yasama Meclisi de artık monarşiyi tamamen kaldırıp Cumhuriyeti ilan etti ve Fransız ordusuna ihtilal fikrini yayma görevini verdi. İşte şimdi işler daha da kızışmıştı. Valmy'den sonra Fransız orduları meydanda başarılı olmaya başladı. Kasım 1792'deki Jemappes Muharebesi'nde Avusturyalıları yenip bugünkü Belçika'yı ele geçirdiler. Başka bir Fransız ordusu da Mainz şehrini işgal ederek Ren'in sol kıyılarına indi. Güneydoğu'da da Fransızlar Nice ve Savoy kontluğunu aldı. İşler iyi gidiyor, Vive la Nation nidaları savaş alanlarında yankılanıyordu. İhtilali yayma fikriyle yanıp tutuşan Fransızlar tüm Avrupa'yı karşılarına alarak ateşe odun atmaya devam etti. Yeni rejimin ilk meclisi konvansiyon, Kral 16. Louis'nin başını 1793 başında giyotine sürdü. Kralın idamı ve yaşananlar İngiltere'de büyük endişe yarattı. İhtilalciler fazla ileri gitmeye başlamıştı. İngilizlerin işe karışacağını gören Fransa, vakit kaybetmeden yılın başında Britanya ve Hollanda'ya savaş ilan etti. Takiben İspanya, Hollanda, Napoli, Toskana, Venedik ve Papa da Fransa'ya karşı savaşa dahil oldular. 4 yıl önce bir vergi meselesinden başlayan olaylar, bir anda tüm kıtayı içine alan koca bir savaşa dönüştü. Birinci koalisyonun teşekkülüyle Fransa'nın durumu yeniden kötüleşti. Yenilgiler başladı. Fransa Belçika'dan atıldı. İhtilal kuvvetleri Ren Nehri'nin sol kıyılarından çekildi. Koalisyon, Alpler, Pireneler ve Alsace-Lorraine yönünden Fransa'yı işgale başladılar. İktidardaki Girondinler kötü bir savaş idaresi sergiliyordu. Sınırdaki askerler itaatsiz, generaller ehliyetsiz ve savaş bakanları yetersizdi. Hatta savaş bakanı Dumouriez Avusturya'ya kaçtı. İşler Fransa için yeniden tepe taklak oldu. Dıştaki sıkıntılar içeriye de sirayet etti. Yıl içerisinde Vendée bölgesi, Bordeaux, Lyon, Marsilya, Nîmes, Montpellier, Cannes ve Toulon gibi pek çok yerde kralcılar ve ılımlı cumhuriyetçiler isyan etti. Ülkede çok şiddetli iç savaş başlamıştı. Tam da bu sıralarda üyeleri arasında Robespierre ve Marat'ın da olduğu radikal cumhuriyetçi Jacobinler iktidara geldi. Kötüye gidişi durdurmaya amaçlayan Jacobinler bunu kendi yöntemleriyle yapmaya karar verdi. Anayasayı kaldırıp ihtilal mahkemelerini kurdular. Her türlü kişi hak ve özgürlüğünü rafa kaldırdılar. Kendilerine muhalefet eden herkesi acımadan giyotine yolladılar. Onlar acımasızlaştıkça isyanlar artıyor, isyanlar arttıkça onlar daha da acımasızlaşıyordu. Vatansever duygularla başlayan devrim, sonunda birbiriyle vahşi bir şekilde yarışan liderlerin kana susamış mücadelesine dönüşmüştü. Fransa'yı ne cumhuriyetçiler ne de kralcılar yönetiyordu. Fransa'yı yöneten tek şey terör ve kaostu. Nihayetinde bu isyanlar Paris hükümeti tarafından şiddet kullanılarak da olsa kontrol altına alınmaya başlandı. Nantes, Cannes, Bordeaux, Marsilya ve Lyon gibi kentlerdeki isyancılara boyun eğdirildi. Pek çok şehirde kitleler katledildi. Hatta hızını alamayan konvansiyon şehirlerin ismini dahi yeryüzünden silmeye kalktı. Marsilya, Villefranche, Lyon, Ville-Saint-Nom oluverdi. Başarıya ve Paris'te Robespierre'in radikal rejim düzenine rağmen Cumhuriyet, bu sefer Toulon'da şiddetli bir isyanla karşılaştı. Şehirdeki muhalifler, çevre şehirlere yapılanları görünce isyan edip, kentteki Jacobin ve Cumhuriyetçileri asmış, üstüne İngiltere'den yardım istemişti. İngiltere'nin Akdeniz filosu, Lord Hood önderliğinde bu önemli liman şehrine doğru harekete geçti. Kısa süre sonra İspanya'dan gemiler ve Napoli ile Sicilya'dan gelen askerler de Ağustos 1793'te şehir limanına vardı. Toulon, İngiliz çıkarları için çok iyi bir fırsat yaratmış oldu. Onlar bu noktayı ellerinde tutmanın zaferi getireceğine inanıyorlardı. Bir yandan isyanlarla, bir yandan ekonomik krizde, bir yandan da kapıdaki düşmanla uğraşan Jacobinler, Toulon'u cezalandırmak için kolları sıvadı. Koalisyon güçleriyle ve Toulonlularla ilk mücadeleye girişen Marsilya'daki isyanı bastıran Jean-François Cartier oldu.
General Eylül ayında şehrin etrafını temizleyip kuşatmayı başlattı. Fakat generalin elinde gerçek anlamda profesyonel bir subay kadrosu yoktu. Kaldı ki kendisi bile asker değildi. Emri altındaki az sayıda gerçek subaydan biri olan topçu komutanı yaralanınca yerine birisinin tayin olması gerekti. Merkezden önerilen isim, Korsikalı topçu subayı Napolyon Bonaparte'tı. Ağustos-Eylül gibi kuşatma başladığında koalisyonun yaklaşık 17 bin askeri varken Fransızların 35 bin civarı askeri vardı. Fransızlar şehri ve limanı üç tarafından kuşattılar. Fakat generallerinin askeri olmayışı çok fazla hata yapmalarına neden olmaktaydı. Kuşatmanın uzaması sonucu komutanlar bir bir değişti ve sonunda General Jacques-François Dugommy başa getirildi. Koalisyon ise şehre ve bölgedeki tepelere hakim olmasına rağmen asker sayısı bakımından az olduğu için ilerleyemiyordu. Ama düşman tarafından limandan atılma tehlikesi de yaşamıyordu. Herkesin şehri düşürmek için planlar kurduğu sırada tüm fikirleri değiştiren topçu kumandanının sözleri oldu. Korsikalı İtalyan bir ailenin oğlu olan Napolyon, kuşatma boyunca emirler yağdırıp sürekli koşuşturmuş, her koşulda özveriyle çalışması sayesinde komutanlarının takdirini kazanmıştı. Jacobenlere yakınlığı ile bilinen bu topçu subayı, ihtilalin getirdiği rüzgarı arkasına alıp yükselmeye ve hayallerini gerçekleştirmeye çok hevesliydi. Binbaşının planı çok basitti. O, hem iç hem de dış limana hakim La Grasse burnunu alın, gemileri defedin. O zaman geride asker kalmayacaktır diyordu. Paris'ten gelen temsilciler onun planına gülerken, General Dugommy planın işe yarayabileceğini düşündü. General, inisiyatifi genç komutana bırakıp planın tatbikine onay verdi. 17 Aralık 1793 gecesi Napolyon topçularına ateş emri verdi. Topçular yağmur altında yoğun bir şekilde La Grasse burnundaki mevzileri dönmeye başladı. Kısa süre sonra Fransızlar komutanlarının emriyle süngü takıp hücuma kalktılar. Var güçleriyle saldıran ihtilal askerleri düşmana ağır bir darbe vurdu. Hemen arkasından binbaşı Napolyon'un önderliğinde ikinci dalga hücuma geçti. Tepelerde geçen şiddetli çatışma sırasında binbaşının atı vurulurken kendisi ise kalçasından yaralandı. Ölümün eşiğinden dönen Napolyon ve askerleri, nihayetinde İspanyol ve İngilizlerin aylardır tuttuğu mevzileri ele geçirmeyi ve onları geriye atmayı başardı. Napolyon'un planı işe yaramış ve düşman savunması çökmüştü. Amiral Hood, limanı ve şehri hemen boşaltması gerektiğini, yoksa gemilerin vurularak yok edileceğini anladı. Evet, koalisyon filoları bu andan itibaren Napolyon'un topçularının menzilindeydi. Ve ateşe başlanırsa filolar tamamen kaybedilebilirdi. 18 Aralık'ta çok sayıda Toulonlu mültecinin de yer aldığı İngiliz donanması, Cumhuriyetçilerin top ateşi altında şehirden uzaklaştı. Zafer Fransızlarındı. Jacobenler şehir halkını en ağır şekilde cezalandırma yoluna giderken, İngilizler ise büyük bir fırsatı kaçırdıklarını anladılar. Toulon üzerinde ülkedeki tüm isyanlar desteklenebilir, belki de ihtilal bile devrilebilirdi. Fakat bu başarılamamıştı ve bunu engelleyen kişi düşük rütbeli topçu subayı Napolyon Bonaparte'tı. Toulon kahramanı olarak anılmaya başlayan genç binbaşı bir anda Tuğ Generalliğe yükseltildi ve daha 24 yaşındaydı. Jacoben lider Robespierre'in kardeşiyle olan arkadaşlığı, Situation'ın bu denli büyük olmasına sebep olmuştu. Lakin bu arkadaşlık kısa süre sonra başına belalar açtı. 1794 yılında Jacobenlerin iktidardan indirilmesinin ardından hapse atıldı. Zafer meydanlarında başına defne yapraklarından taçlar takılan Napolyon, bir anda bileklerine prangalar takılarak hapis köşelerinde unutulmaya terk edildi. Bakalım 25 yaşındaki Napolyon ileriki süreçlerde neler yaşayacak, ne tür maceralara yelken açacaktı? Paris'in popüler adamı. Hapse giren Napolyon'un hürriyetinden mahrum kaldığı günler çok da uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra lehinde ifade verenlerin ve tanıdıklarının sayesinde özgürlüğüne kavuştu. Genç general zincirlerinden kurtulmuştu ama bir birliğin başına verilmemişti. Belli bir süre Paris'te işsiz, gözden düşmüş ve başı bozuk bir şekilde geziyip durdu. Etrafındakiler iyi mevkilere gelip mutlu bir şekilde hayatlarına devam ederken,
o sahte gülücükler saçarak kaderinin kendisini nereye sürükleyeceğini düşünüyordu. Toulon kahramanının yıldızı giderek sönmekteydi. Napolyon'u şevklendiren ve işleyen çarklar sistemine tekrardan dahil eden şey iktidar değişikliği oldu. Savaş devam ettiği ve devrim tam oturmadığı için bu tarz değişikliklere sık rastlanmaktaydı. Yeni hükümet İtalya tarafında bir cephe açmak isteyince buraları bilen becerikli bir generale ihtiyaç duyuldu. Oluşturulacak cephedeki ordunun harekat planını yapmak için ihtiyaç duyulan pozisyona Fransız harbiyesi tarafından Napolyon Bonaparte getirildi. Genç general hızlıca planını hazırlayıp üst yönetime sundu. Bazı generaller ve o günkü direktuvar üyeleri planı parlak ama başarılması imkansız olarak gördü. Planı hazırlamasına rağmen Napolyon'un aklında başka bir şey vardı. O, Avusturya ve Rusya'nın arasının çok açıldığının farkındaydı. Bu ikiliyi sıkıştırmak için Osmanlı'yı kullanmak çok stratejik bir hamle olabilirdi. Eğer kendisi Osmanlı ordusunda görev alır ve topçu ocağının gelişmesi için gerekli ıslahatları yaparsa adı geçen iki devleti de Fransa'nın çıkarları doğrultusunda zorlayabilirdi. Osmanlılar zaten uzun süredir askeriyesini Avrupa'daki gelişmeler doğrultusunda modernleştirmek adına Fransa'dan subaylar talep etmekteydi. Pekala Napolyon'u da iyi bir maaş ve iyi bir mevkiiyle kabul edebilirlerdi. Bonaparte'ın Türkiye'ye gitmek istemesinin diğer bir sebebi de hareket etme özgürlüğüydü. Eğer Asya'ya, İstanbul'a giderse üstlerinin onu denetlemesi ve dizginlemesi arada Osmanlı bürokrasisi de varken çok zor olurdu. Planı kafasında olgunlaştıran general, kardeşi ve kuzenini de yanına alarak Osmanlı topraklarına gitmek için kolları sıvadı. Fakat Fransız Savaş Nezareti buna izin vermedi. Ona burada ihtiyaçları olduğunu söyleyerek gidişine mani oldular. Halbuki rakipleri uzaklarda rahat bir şekilde güçlenebileceği korkusuyla onun yolunu kesmeye çalışmıştı. 2 hafta sonra Paris karıştı. 30 bine yakın kral yandaşı ayaklanarak rejimi değiştirme isteğiyle sokaklara döküldü. Paris'te o sırada 5000 Garde National askeri vardı ve bu isyanı bastırmak için yetersizdi. Direktuvar rejimi darbeyle yıkılacak gibiydi. Hükümet köşeye sıkışmıştı. Garde National komutanı beceriksizlik yapınca görevden alındı ve yerine birisinin gelmesi için hükümet ile meclis üyeleri geceleyin toplandı. Sabahleyin ayaklanan halk harekete geçtiğinde dananın kuyruğu kopacaktı. Derhal bir şeyler yapmak icap ediyordu. O sırada Napolyon tanıdıklarının çok olması sayesinde rejim birliklerinin komiserliği için kendisini teklif ettirdi. Napolyon kimsenin kendisine karışmaması şartıyla korkudan titreyen milletvekillerinin önünde görevi kabul etti. Genç Tuğ generalin şapkadan tavşan çıkarıp hükümeti kurtarması için 1-2 saatlik zamanı vardı. Başarılı olamaması halinde ise büyük ihtimal darbeciler tarafından idam edilecekti. 7 senedir Paris halkı ne zaman silahlı çatışmaya kalkışsa karşısında daima derme çatma hasımlar bulurdu. İhtilal de zaten böylelikle zemin kazanmıştı. Halbuki Napolyon daha farklı bir adamdı. Derhal top bulunması için emir verdi. Süvari subayı Joachim Murat sayesinde 40 top buldu. Murat'ın getirdiği toplar Paris sokaklarının kritik noktalarına yerleştirildi ve beklemeye geçildi. Belli ki general halka ateş açacaktı. Silahlı halk sabahın 5'ine doğru saldırıya geçtiği sırada bir anda toplar patladı. Kaldırımlar kandan kızardı. Halk şaşkın bir şekilde sağa sola kaçıştı. Beklenmeyen top ve tüfek atışlarının altında kalan kral destekçileri çil yavrusu gibi dağıldı. 2 saat sonra ise sokaklar bir anda tenhalaştı. Napolyon topları sayesinde isyancıları dağıtmayı başarmış ve 1795 Ekim'inde darbeyi engellemişti. O artık Paris'in en popüler adamıydı. Direktuvarın en güçlü direktörlerinden Bargas, kısa süre sonra tüm generalliğe terfi ettirilmiş olan genç generali İtalya orduları komutanlığına atamaya karar verdi. Sahaya inme vaktinin geldiğine kanaat getiren Bonaparte, 1976 başlarında Nice'te bulunan ordu karargahına doğru yol aldı. Hayatı boyunca aksiyon peşinde koşan Napolyon'un barut kokusu ve at kişnemeleri eşliğindeki valsi başlıyordu. İtalya ordusu. Fransa'nın ve ona karşı savaşan koalisyon ülkelerinin askeri birliklerini aklınızda daha kolay canlanabilmesi adına harita üzerinde gösterdik.
Görünürdeki tabloda Fransa'nın asıl amacı, merkeze konumlandırdığı iki ordusuyla saldırıya geçip Prusya ve Avusturya ordularını dağıtmak ve galibiyeti kazanmaktı. İtalya ordusu ise ikinci saldırı ve oyalama gücünü teşkil ediyordu. Yani İtalya ordusuna genel plan içerisinde çok da mühim bir rol verilmemişti. General Nice geldiğinde emrine verilen ordunun bir enkaz olduğunu anladı. Ordu küçük müfrezeler halinde bölgeye dağıtılmıştı ve birlikler arasındaki iletişim kopuktu. Düşmanın sayısal üstünlüğü ve çetelerin baskınları askerleri yıldırmış, herkesin moralini düşürmüştü. Askerler açlıktan kırılıyor, subayların aylardır maaşları ödenmiyor, atlar dahi bir yıldır gerektiği gibi beslenemiyordu. Erlerin bir kısmında tüfeği geçin ayakkabı dahi yoktu. Koca ordunun sevkiyat için sadece 200 katırı ve süvariler için 4000 zayıf atı vardı. Askerler için yarımşar tayinden bir aylık erzak ve gereksinimler için 300 bin frank mevcuttu. General tam anlamıyla bir enkaz devralmıştı. Tümen komutanları başta çocuk olarak gördükleri Napolyon'la dalga geçme eğilimi gösterseler de, sonraki süreçte onun kararlılığını görünce tutum değiştirdiler. Kararlı ve dinamik olan Napolyon, 15 Nisan'a kadar her şeyin hazır olmasını emretti. 9 Nisan'da karargahlarını Nis'ten daha ileriye taşıyan devrim ordusu hedefini belirledi. Alpleri geçip, araları zaten bozuk olan Sardinya ve Avusturya ordusunu birbirinden ayıracaklar, sonra bir taraftan Avusturya ordusunu tutarken asıl kuvvetlerle Sardinya'yı hemen aradan çıkartıp Kuzey İtalya'nın verimli topraklarına ineceklerdi. Böylece ordunun tüm ikmal problemini çözecekler ve akabinde doğuya gideceklerdi. Avusturyalıların sahildeki erken saldırısı üzerine şartlar değişince Bonaparte vakit kaybetmeksizin 11 Nisan'a saldırı emrini verdi. Düşmanın iki ordusunun arasına girmek için kör noktayı önceden tespit eden Fransızlar tüm birimleriyle verilen görevleri yapmaya başladı. Tümenlerden birisi Argentu ve 6000 adamını geri atmak için saldırdı. Montenotte adı verilen savaşta Napolyon ve ordusu ilk zaferini alıp Avusturya birliğini bulunduğu yerden geri atarak istenilen boşluğu yarattı. Gelin görün ki Fransız birlikleri 24 saat boyunca rakip direncini kırıp ileri gidemedi. Ertesi gün işler daha iyi gitti. Dego ve Koserya düştü. Alp dağlarındaki geçitler Fransız ordusuna böylece tamamen açılmış oldu. Napolyon ana orduyla batıya giderken Dego'da bulunan Messena'nın gaflete düşüp baskına uğradığını öğrendi. Sağında böyle bir tehlike varken ilerlemek istemeyen general beklemeye geçti ve bölgeye takviye yolladı. Böylece bir gün daha kaybetmişti. Sonraki günlerde ordu disiplinsizlik yüzünden ilerlemeyince komutan, saldırılara iki gün ara verip tümenlere toparlanmaları için fırsat tanıdı. Ana iletişim hattını da Savona'dan Ormea'ya çekti. Böylece Dego'nun stratejik önemi ortadan kalktı ve buradaki kuvvetleri ana saldırı için batıya çekti. 21 Nisan'da Mondovi'ye çekilen Sardinyalılara saldıran devrim ordusu, burada en kritik zaferlerinden birisini kazandı. Sardinyalılar yenilgi sonrası geri çekilirken Fransızlar ise ovaya indi. Artık yönetim kademesini en çok düşündüren açlık meselesi rafa kalkmıştı. Askerler Piemont'un zengin ovalarında yağmalar yaparak moral ve erzak depolamaya koyuldular. Mondovi yenilgisinden sonra müttefiklerinden ayrı düşmüş olan Sardinya'nın savunma direnci kırıldı ve 23'ünde barış istedi. O sırada Fransızlar da ovaya yayılmaya devam edip konumlarını sağlamlaştırdılar. 28'inde Sardinya ile yapılan anlaşma sonucunda artık karşıda tek bir düşman ordusu kalmıştı. Napolyon, ilk etabı başarıyla bitirip ikinci evre için hız kesmeden seferine devam etti. Küçük Onbaşı. Napolyon ordusunu yeni bir saldırı için organize ederken Avusturyalılar Po Nehri'nin ardına geçip savunma hattı kurdu. Vuku bulan vaziyete göre Fransız general yeni planını devreye soktu. Nehri geçmek için iki ana yol vardı. Bunlardan Valensa düşmanın odaklandığı asıl nokta olduğundan Napolyon buraya sahte bir saldırı yapacak, hızlı olan birliklerini de süratle Piacenza üzerine yollayarak rakibi solundan saracaktı. 6-7 Mayıs günü derhal harekatı başlattı. Çok hızlı bir şekilde Piacenza'dan geçiş yapılacağı sırada düşman hamleyi fark etti. Avusturyalılar geçişi yavaşlatmak için kendi solunu sağlamlaştırırken ana hatlarını da çevrilmemek için hızla geri çekti.
7-9 Mayıs'ta gerçekleşen Fombio Muharebesi bu bölümdeki en mühim çarpışmayı teşkil etti. Fransızlar zafer kazanarak nehri aşmayı başardıysa da rakip Ada Nehri'ne rahat çekildiği için Napolyon zaferden çok da memnun değildi. Milan ve etrafı alınmıştı ama havzanın tamamında rahat edilebilmesi için düşman imha edilmeliydi. Avusturyalıları takip için koşturan Napolyon birlikleriyle 10 Mayıs'ta Lodi'ye vardı. Buraya gelindiğinde Fransızlar rakibe yetişemeyeceklerini anladılar. Çünkü 10 bin Avusturyalı Lodi Köprüsü'nü tutmak için bırakılmıştı. Bu engeli aşmak hayli zor olacaktı. Sabah saatlerinde devrim ordusunun öncüleri güneyden Lodi'ye sokuldu. Kasaba içerisindeki direniş kısa sürede kırıldı ve köprünün batısı temizlendi. Öncüler sayı bakımından az olduğu için saldırmak yerine öğleden sonraya dek diğer birlikleri beklediler. Öğleden sonra Fransız birliklerindeki topçular gelip nehrin karşısına ateş etmek üzere konumlandırılınca şiddetli bir savaş başladı. Fransız topçuları amansızca ateş ediyordu. O kadar ki bir ara Bonaparte bir onbaşı gibi toplardan birinin başına geçip bizzat asker gibi savaştı. Napolyon ve adamları aralıksız ateş ediyordu. Çünkü kısa süreli bir boşluk dahi rakibin 180 metrelik ahşap köprüyü imha etmesi fırsatını doğurabilirdi. 2000 kişilik süvari kolu, komut üzerine derhal kuzeye hareketlendi. Bu birlik nehri kuzeyden atlarla geçecek ve Avusturyalıları kanatlardan vuracaktı. Süvariler nehri geçiş için müsait yer ararken saat akşam 6'ya doğru köprü üzerinden saldırıya geçilmesi için bir piyade kolu teşkil edildi. Gündüz saatlerinde topların başında koşturup duran general, bu sefer de saldırı için hazırlanan birlikte beraber hareket etmek için en öne geçti. 27 yaşındaki bu genç adeta çıldırmıştı. Bir general olarak ölüme gideceği çok belli olan bir birliğin başında en önde gitmeyi düşünüyor ve bunu askerlerine moral olsun diye değil, kendi savaş arzusundan dolayı yapıyordu. Liderlerinin bu aklı sığmaz cesareti karşısında diğer önemli subaylar da bizzat saldırı birliğinin içinde yer almak için koşturdu. Askerler ise tezahüratlar arasında subayların isimlerini haykırıyor, coştukça coşuyorlardı. Avusturyalılar ise ellerindeki 14 topu ikiye bölüp köprüye ve karşı sahile yönlendirmişlerdi. İki bölüm halinde düzene girmiş piyade hatları ise topların arkasında biraz daha gerideydi. Düşman toplarının menziline girmemek adına kendi toplarından uzaklaşmışlardı. Avusturya top ateşinin seyrekleştiği esnada Fransızlar kasabadan hızlıca çıkıp taarruza geçtiler. Köprünün tam ortasına vardıkları zaman Avusturyalılar salvo atışlarıyla tozu dumana kattı. Pek çok kayıp veren köprü üstündeki birlikler, üzerlerine yağan toplardan korkup duraksadılar. O anda arkadan koşturup gelen destek kuvvetler durumun toparlanmasını sağladı. Ve Fransızlar köprünün öte ucuna ulaşıp tutunma noktalarını oluşturdular. Irmağın batı sahilinden teknelere binen askerler de benzer zamanlarda karşı sahile çıkıp tüfeklerini kullanmaya başladı. Geceleyin kuzeye gidip nehri geçme görevi alan süvari kıtası da aynı zamanlarda Avusturyalıların sağ kanadına yaklaştı. Geri çekilmeden dolayı bitkin ve aç olan Avusturyalıların top ateşleriyle zaten moralleri bozulmuştu. Üstüne köprüden saldıran ve sahilden çıkarma yapan düşman dirençlerini iyice düşürdü. Tabii bir de sağ kanatlarından gelen süvariler tarafından biçilme korkusu artık savunma yapabilmelerine imkan vermiyordu. Askerlerinin imha edilmesine göz yummak istemeyen Karl Zebotendorf, geride oyalama birliklerini bırakarak hızlıca çekildi. Zafer, Bonaparte nidalarıyla meydana inleten Fransızlarındı. Lodi zaferiyle Napolyon'un özgüveni ve askerlerinin ona olan hayranlığı bir anda arttı. Genç ve dinamik komutanlarının kendileriyle beraber en önde koşması askerlere ilham veriyordu. Sadece askerlerinin değil, subaylarının da gözünde Napolyon giderek büyümekteydi. Kazanılan zaferler Paris'i mutlu etmekle beraber rakipleri onun İtalya'da çok serbest olmasını ve kafasına göre hamleler yapmasını hazmedememiş olsa gerek hemen kuyusunu kazmaya başladılar. Genç komutan sadece savaş alanında değil, siyaset alanında da mücadele vermek zorundaydı. Ama tabii sahada galip geldiği sürece siyaset ruletinde işleri de istediği gibi gitmekteydi. Fransa ordusu Milan'a gelip tekrar ikmal yaptığı sırada Avusturya generali Beaulieu bu sefer Mincio nehrini kendisine siper etmiş beklemekteydi. Napolyon ve ordusu da 21 Mayıs'ta düşmanıyla tekrar karşılaşmak için yola çıktı.
Yoldayken Art bölgelerde isyan çıktığı haberini alınca derhal az sayıda adamla geri dönüp isyan eden tüm yerleşkileri ağır şekilde cezalandırdı. Onun savaş esnasında müsamahaya yeri yoktu. 28'inde ordusuna katılan general taarruz emrini verdi. Avusturya askerleri tüm geçitleri tutabilmek için küçük müfrezelere ayrılmışlardı ve uyguladıkları savaş taktikleri eskiydi. Daha ileri teknikler kullanan ve en önemlisi de çok hızlı olan Fransızlar için nehri geçmek kolay oldu. Her ne kadar Napolyon bir ara esir düşme tehlikesi yaşasa da durum istenildiği gibiydi. Nehri geçen ordular ayrılıp farklı istikametlere doğru rakibi koşturdu. Ujru Peskira'ya, Serurier Castelnuovo'ya ve oradan Mantua'ya doğru ilerledi. Massena Verona'yı ele geçirdi. Avusturya generali ise kuzeye doğru kaçmaktan başka bir çare düşünemedi. Bu başarıyla İtalya seferinin ikinci aşaması tamamlandı. Mantua haricinde Lombard Ovası'nın tamamı Fransız kontrolü altındaydı. Ancak zafer daha kesinleşememişti. Çünkü Avusturya ordusu henüz gerçek manada büyük bir savaşa zorlanmamıştı. Hem Avusturyalıların kaybedilen yerleri almak için bir hamle yapacağı kesindi. Kuzeydeki Fransız ordularında işler iyi gitmediği için Almanların buraya takviye yollayabilme imkanlarının olduğu konuşuluyordu. Üstüne Fransızların iletişim hatları uzadığı için problemler yaşanmaktaydı. Art bölgelerdeki isyanlar desen her geçen gün artıyordu. Kuşatılmış Mantua'yı da bir şekilde düşürmek lazımdı. Görüldüğü üzere işler iyice çetrefilli bir hal alıyordu. Şimdiye kadar başarıyla ilerleyen Bonaparte oturup yeni bir plan yapmalıydı. Yoksa zorda kalacak, kazandıklarını kısa sürede kaybedecekti. General Bonaparte'ın saldırı kapasitesindeki nitelikleri yeterince kanıtlanmıştı. Şimdi üstün düşman kuvvetlerine karşı stratejik bir savunmayı sürdürme yeteneği ciddi şekilde sınanacaktı. Savunma zamanı. General Napolyon ve ordusu İtalya seferiyle Sardinya Krallığı'nı savaş dışı bırakmış, Avusturya güçlerini de bölgeden süpürmeyi başarmıştı. Ama her şey henüz bitmemişti. Hamle yapma sırası şimdi Avusturyalılardaydı. Mantua 1796 Mayıs'ının son günlerinden beri kuşatma altındaydı. Ama gelin görün ki Fransızlar bir türlü burayı ele geçiremiyordu. Bir yandan tüm gücüyle şehri kuşatan Napolyon, diğer yandan da omuzunun üstünden kuzeye doğru endişeli gözlerle bakmaktaydı. Acaba Avusturya ordusu şehir düşürülmeden bir anda arkalarında mı belirecekti? Aldıkları ağır yenilgi sonrası intikam hırsıyla bilenen Avusturyalılar, ilk iş olarak Alsas Süvari Komutanı General Würmser'i 18 Haziran'da 25 bin adamla Ren cephesinden Tirol bölgesine kaydırdı. Ayın 18'ini takip eden günlerde Würmser organize oldu ve ordu kapasitesini 50 bine kadar çıkardı. Mantua kuşatmasını kırma ve düşmanı Kuzey İtalya'dan çıkarma görevi alan general, Temmuz sonuna doğru 3 ayrı koldan güneye doğru ilerlemeye başladı. General Würmser, Garda Gölü'nün her iki cihetinde de hızlıca ilerlerken Fransız ihtilalciler birer birer şehirleri terk edip merkeze doğru toplandılar. Eğer iki koldan ilerleyen Avusturya kıskacı gölün güneyinde bağlantı kurmayı başarırsa, bir anda sayısal üstünlüğü ele geçirmiş olacak ve Fransızları iki ateş arasında bırakacaktı. Bu da doğal olarak Napolyon'un ve onun daha yeni başlayan başarı öyküsünün sonu olacaktı. Mantua'nın güçlendirilmesini daha elzem gören Avusturyalı general, 30 Temmuz'da önce buraya yönelme kararı aldı. Bu taktik tercih bir anda Avusturya'nın elindeki avantajı elinden alıverdi. Würmser, Mantua'ya gittiği sırada burayı kuşatmakla meşgul olan Serüri, Napolyon'un emriyle güneybatıya çekildi. Avusturyalılar da 30 Temmuz-3 Ağustos arası şehrin güvenliğiyle uğraşıp durdular. Bu 3 günlük ara Napolyon'un tam da aradığı şeydi aslında. Düşmanı kendisini kuşatmak yerine güneye inince ona da kıskacın kollarıyla ayrı ayrı mücadele etmesi için fırsat doğdu. Bonaparte, Generali Messana ile tüm odağını 18 bin adamı olan Kuastanovic'e yöneltti. Arkasını koruması için de General Ujro'yu görevlendirdi. Elini çok çabuk tutması gerektiğini bilen genç Fransız, 3 Ağustos'ta harekete geçti. Aynı gün güneyde vakit kaybetmiş olan Würmser de aslına yardım için rotasını kuzeye çevirmişti. O anda kritik günler ve saatler başladı. Sonuç saatlere, hatta belki de dakikalara bağlıydı.
Napolyon 20 bin kadar adamıyla 3 Ağustos'ta Kuastanoviç ile Lonato Muharebesi'ne tutuştu. Savaş çok kanlı geçmekte, zafer bir bu tarafa bir o tarafa göz kırpmaktaydı. Vürmser ise 25 bin kişiyle her geçen saat olay mahalline daha da yaklaşmaktaydı. Heyecanın doruğa ulaştığı anda Avusturya ana ordusu karşında Ujro'yu buldu. Napolyon'un ardından sarılmaması için aradaki tek engel oydu ve sayı olarak rakibinden çok daha azdı. Tüm gücüyle Avusturya saldırılarına dayanmaya karar veren Tümen komutanı, güçlü rakip karşısında her geçen dakika giderek eriyeceğini biliyor ve Napolyon'un elini çabuk tutması için tanrısına dua ediyordu. Kuzeyde ise ayın 4'ünde rakibini ağır yenilgiye uğratan Napolyon, güneydeki durumu bildiğinden hızlıca harekete geçti. Görülmemiş hızda askerlerini hareket ettiren Napolyon, ayın 5'inde askerlerini Castiglione'ye ulaştırmayı başarıp düşmana direnen Ujro'nun sol kanadına monte etmeyi başardı. O gün gerçekleşen çetin muharebede, daha önceden batıya çekilmiş olan Serüri'nin kuvvetlerinin de Avusturyalıları arkadan sarması üzerine Fransızlar parlak bir zafer kazanmayı başardı. Avusturyalılar ise bir kez daha yenilip kuzeye çekildi. Daha çok savaş. Tirol'e çekilen Vürmser hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmadı. Zamanında yaptığı saldırı ile Mantua'nın düşüşünü engellemiş, garnizonu yeniden doldurmuş ve güçlendirmiş, feci bir yenilgiye uğramadan Fransızları ciddi bir şekilde sarsmıştı. O kendisini tamamen başarısız saymıyor, bir sonraki hamlede işi bitireceğine inanıyordu. Paris'teki direktuvar yönetimi ana plan uyarınca Napolyon'a Alpleri geçip kuzeydeki ordularla birleşme emri verdi. Bonaparte ise bu emrin uygulanmasına pek sıcak bakmıyordu. Çünkü sonbahar gelmiş, Mantua düşmemiş, Avusturyalılar yolu tıkamış ve en önemlisi de asker çok bitkin düşmüştü. Yine de general geri hatlara belli miktarda adam bırakıp ilerleme emrini uygulamak için hazırlıklara başladı. Viyana ise yaralarını sarmakla uğraşan Vürmser'e Mantua yeniden rahatlatması ve Napolyon'un dikkatini dağıtması için talimat verdi. Avusturyalı, birliklerin bir kısmını Tirol'ü savunması için bırakmayı ve geri kalan kuvvetle ilerlemekte olan Napolyon'un doğusundan geçerek Mantua'yı rahatlatmayı düşündü. Bu zor plan başarılı olursa Avusturyalılar hem Napolyon'un dikkatini dağıtabilir hem de onu kuzey-güney yönlü sıkıştırabilirdi. Plan uyarınca Avusturyalı general 1 Eylül'den itibaren 25 bin kişilik orduyla Brenta Nehri boyunca ilerledi. Napolyon ve ilerleyen 33 bin adamı ise Davidoviç komutasındaki orduyu 4 Eylül'de Rovereto'da yendiler ve bir sonraki gün Trent şehrini düşürmeyi başardılar. Fransız komutan burada Vürmser'in arkaya sarkmak için 5 gün önce yola çıktığını anladı. Acil önlem alınmazsa iletişim hatları kesilebilir ve düşman toprağında kısılıp kalabilirdi. Napolyon hemen subaylarını çağırıp takibe başlaması için emir verdi. Ne yapıp edip aradaki 5 günlük fark kapatılmalıydı. 6 Eylül'de takip başladı. İtalya ordusu 2 günde hızlıca yol kat ettikten sonra Cismona'ya ulaştı. Vürmser, arkasındaki aç ve kararlı bir düşmanın bu olağanüstü ilerleme hızı karşısında tedbir almak mecburiyetinde kaldı. 10 bin kişiyi Bassano'da bırakarak bir set oluştururken kendisi son sürat ilerleyişine devam etti. 8 Eylül'de Bonaparte, Bassano yakınlarındaki Avusturyalıların bıraktığı iki tümeni yaşanan muharebede ağır bir yenilgiye uğratıp yolu kısa sürede açmayı başardı. Ardından soluk dahi almadan yoluna devam etti. Düşmanını hedefine ulaşmadan önce bir şekilde vurmalıydı. Yolundan sapma niyeti olmayan yaşlı kurt Vürmser, Adige nehrini tutan Fransızların hataları neticesinde ayın 10'unda nehri geçmeyi başardı. Arkadan canhıraş bir şekilde koşturan Messene ve Ujro'nun kuvvetleri 4 günde 160 kilometrelik yolu adeta koşarak düşmana ulaştı. Fakat yapılan çarpışmalar işe yaramayınca Avusturyalılar 12'sinde Mantua şehrine girdiler. Böylelikle Kont Vürmser'in Mantua'yı rahatlatmak için ikinci girişimi sona erdi. Bassano felaketinden sonra Bonaparte'ın pençelerinden kurtulmayı başarmış olan eski savaşçının şehre gelişi başta coşkuyla karşılandı. Lakin Avusturyalılar, Fransızlar tarafından kapana kıstırıldıklarını, açlıktan at eti yemeye başladıklarını da ancak anlayabilmişlerdi. Hokkabaz. Yaşananların akabinde bu şatafatlı kumpanya bir süre sessizlik hakim oldu. Dikkatler kuzeydeki cephelere kaydı.
Ren kıyılarında asıl saldırıları yapmakta olan Fransızlar beklenen başarıyı yakalayamıyorlardı. İtalya cephesindeki Napolyon ise kan kaybettiği ve Mantua'daki garnizonu arkasında bırakmaya çekindiği için savunma yapmaktan başka bir şans bulamıyordu. Durum üzerine bir savunma üçgeni kurdu. Ordu geniş bir alana yayılmıştı ama saldırı durumunda herkes birbirinin yardımına koşacak şekilde konuşlanmıştı. Avusturyalılar cephede 46 bin kişilik yeni bir ordu oluşturdular ve bu birlikleri Baron Joseph d'Alvinci'nin komutası altında birleştirdiler. Bu seferki planda Avusturyalılar kuzey ve doğudan saldırıp Trent ve Bassano'yu alacak, stratejik hamleler sonrasında Napolyon'un hareketine göre onu gafil avlayıp Verona'da sıkıştıracaktı. Harekatın başlamasıyla Napolyon öncelikle doğudan gelen orduyu merkeze çekip hazmetmeyi planladı. Fransızların doğu kolu d'Alvinci karşısında yavaşça Vicenza'ya doğru geri çekilirken kuzeyden çok kötü haberler geldi. Kasım'ın 4'ünde kuzeydeki Fransa birlikleri ağır bir bozguna uğramış, hem Trent hem de Roveredo hızla arka arkaya düşmanın eline geçmişti. Ve Vaubois kaçan adamlarını ancak Rivoli yakınlarında toplayabilmişti. Bu felaket karşısında Napolyon doğudaki birlikleri derhal merkeze çekerken güneyden 4000 kişiyi de kuzeye yardıma yolladı. Aynı şekilde buradaki birlikleri bizzat ziyaret edip onları disiplin altına aldı. Durumu stabil hale getirdikten sonra da önce doğudaki orduyu yok etmek için bir plan yaptı. General d'Alvinci ise askerlerinin bir kısmıyla Davidovich'e yardıma gitmeye karar verdi. Napolyon bunu büyük bir kuvvet yollayarak durdurmak istese de başarılı olamadı ve Caldiero'da yenilen askerleri Verona'ya geri çekilmek zorunda kaldı. Napolyon bir anda kendisini içinden çıkılmaz bir durumun tam ortasında buldu. İki çekiç arasında Verona'da ezilmemek için Mantua'dan adam çekmeliydi. Ama bunu yaparsa arkasında 23 bin kişilik bir düşman birliğini serbest bırakmış olurdu. Napolyon'un işi seferin başından beri ilk kez bu kadar zordu. Hatta günlüğüne belki de cesur Ujron'un, cesur Messena'nın ölümünün saati yaklaşıyor yazıyor. Eşine İtalya'nın derinliklerinde terk edildik diyordu. Napolyon 3 topu da durduraksız havada tutmak zorunda olan bir hokkabaz gibiydi. Ne Davidovich karşısındaki Vaubois'dan bir adam alabilir, ne Mantua'da Würmser'i kuşatan Klimay'ın adamlarına dokunabilir, ne de Alvinci'ye karşı savaşmak zorunda olan Ujro ve Messena'ya takviye yollayabilirdi. Tek bir dokunuş dahi ucu ucuna dengede duran bu üçlü yapıyı yerle bir edebilir, Avusturya birliklerinin öngörülemeyen ufacık bir hareketi dahi tüm Fransız ordusunu felakete sürükleyebilirdi. Acaba taraflar neye karar verecek? Bu sessiz ve hassas denge kimin lehine değişecekti? Napolyon elindeki zarları bir anda ortaya attı. Büyük bir risk alarak Verona'ya doğru yaklaşmakta olan Avusturyalı generalin arkasına sarkıp onun dikkatini dağıtmayı hedefledi. Bunun için de Alpone ve Adige nehirlerinin birleştiği bataklık bir zemini seçti. Verona'da 3000 perdeleme askeri bırakıp 14 Kasım gecesi gizlice 19.203 askeriyle Ronco köyüne geldi ve köprüler kurarak karşıya geçmeye başladı. Avusturyalılar bu zokayı yutmazsa boş sayılabilecek Verona düşerdi. Tabii böyle olunca kuzeydeki ordu doğrudan düşmanın arasında kalıp imha edilir, sonrası çorap söküğü gibi gelirdi. Gece nehri geçen Fransızlar iki kola ayrıldı. Hedef Porchile ve Villanova köyleriydi. Bu şekilde düşmanın arkasına sarkılmış olacaktı. Gelin görün ki Villanova'ya bir türlü ulaşılamamış, Fransızlar Arcole'de takılıp kalmıştı. Avusturyalıların durumu fark edip buraya yönelmeleri Napolyon'un planının elde patlamasına sebep oldu. Devamında 14-17 Kasım arası Arcole'de bataklıkta geçen unutulmaz muharebe İtalya seferinin belki de en önemli ve kritik karşılaşması oldu. Napolyon başta başarısız olup geri çekilme kararı alsa da yapılan hamleler sonucu rakibini zor şartlar altında yıpratmayı başardı. İki tarafında özveriyle mücadele ettiği 3 gün sonunda ağır kayıplar yaşayan ve yıpranan Alvinci, yenilgiyi kabul edip Arcole'den çıktı ve Vicenza'ya çekildi. Napolyon ve generalleri bir komutan bir savaşa ne kadar etki edebilecekse o kadar etki etmişler ve o zor şartlarda paha biçilemez bir zafer kazanmışlardı. Zaferin akabinde Napolyon bu sefer rotasını Davidovich'e çevirdi. Çünkü kuzeydeki Fransızlar yenilmekte ve geri çekilmekteydi. Buraya da acil müdahale şarttı.
Napolyon tereddüt etmeden yürüyecek takati dahi kalmayan ordusunu buraya sevk edip tam zamanında savaşa yetişti. Ve düşmanına galebe çalıp geri atmayı başardı. Böylece Avusturyalıların Mantua'yı kurtarmak için yaptıkları üçüncü girişimde büyük bir başarısızlıkla noktalandı. Viyana Yolu. Fransa hükümeti kuzey cephelerinde işler kötü gittiği için bir an önce savaşı bitirme niyetindeydi. Barış müzakereleri sürerken İtalya ordusu da Alvinsi'nin bir sonraki ilerleyişini karşılamak için kendisini mümkün olan en iyi pozisyonlara yerleştiriyordu. 7 Ocak'ta harekata başlayan Avusturya ordusu çoklu hücum yöntemiyle hızlıca ilerledi. Asıl kuvvet 28 bin kişiyle kuzeye saldırırken diğer kuvvetler de doğu tarafından saldıracak ve başarabilirlerse Mantua ile iletişim kuracaktı. Napolyon asıl saldırının kuzeyden geleceğini anlayınca birliklerin büyük bir kısmını derhal buraya kaydırdı. Sonradan gelen takviyelerle 23 bin kişiyi bulan Fransızlar, Avusturya ordusuyla 14 Ocak 1797'de Rivoli yaylasında karşı karşıya geldi. Garda Gölü ve Adige Nehri arasındaki bu yaylada 2 gün boyunca savaşan taraflardan galip gelen yine Fransızlar oldu. Arcole'den sonraki en büyük çarpışmalardan biri olan bu muharebeyle Avusturya kuvvetlerinin ana gövdesi bu sefer çok ağır bir kayba uğradı ve Tirol'e doğru çekildi. Geriye sadece Provera ve Mantua garnizonu kaldı. Bonaparte ve Massena, Provera'nın 9000 adamının Adige'yi geçip şehre gitmesini engellemek için çok geç kalmıştı. Provera, adamlarının 3'te 1'ini feda etse de 6000 kişiyle şehre ulaştı. Ama serüri yüzünden içeridekilerle bağlantı kuramadı. Ana Fransız kuvvetleri koştura koştura kuzeyden gelince de bu 6000 kişi teslim olmaktan başka bir şey yapamadı. İyice sıkışan Mantua'daki kuvvetler de Şubat ayı başında teslim oldu. Mantua'nın düşüşüyle Bonaparte artık başarısını pekiştirmekte ve genişletmekte özgürdü. Rivoli felaketine ve Mantua'nın kaybına rağmen Viyana hükümeti uzlaşmayı reddetti. En iyi generalleri Arşidük Charles'ın emri altında yeni bir ordu kurmaya başladı. Şimdiye dek İtalya cephesine çok önem vermeyen Paris hükümeti ise General Bonaparte'ın başarıları ve büyük Alman cephesinde uğranılan yenilgiler üzerine önceliği değiştirdi. Hükümet, İtalya ordusunun mevcudunu 80 bin kişiye çıkarma kararı aldı ve tüm ümitler bu orduya bağlandı. Napolyon takviyelerin hepsini beklemedi çünkü rakip her geçen gün tekrar toparlanıyordu. Derhal Şubat sonunda operasyona başladı. 20 bin kişiyi Tirol bölgesine yolladı. Kendisi de 40 bin kadar adamla Brenta nehrini geçip buradaki ufak düşman birliklerini temizledi. Amacı iki koldan ilerlemek ve sonunda Viyana'ya varmaktı. 10 Mart'ta İtalya ordusunun ana kanadı önce Tagliamento nehri üzerinde kurulan Avusturya savunma hattını kırıp geniş bir yayılım sağladı. Sonraki günler Fransız ilerlemesi çarpışmaların eşliğinde devam etti. Kuzeydeki grupla güneydeki grup 29 Mart'ta Klagenfurt'ta birleşti. Napolyon buraya geldiğinde uzun yürüyüşünün gücünü yeterince tükettiğini anladı. Ve riske girip art bölgede bıraktığı kuvvetleri ön hatta çekip vurucu gücüne takviye etti. Mutlak başarı için Ren'deki ordunun da ona destek olması lazımdı. Ama Ren ordusu başarısızlığa uğradığı için bu olanaksız görünmekteydi. Napolyon Ren'deki orduya vakit kazandırmak amacıyla 7 Nisan'da Leoben'e girdi ve Arşidük Charles'ı kısa bir ateşkese zorladı. Böylece gerekli zamanı kazanmış olacaktı. Fakat Ren ordusu bu avantajı kullanamadı. Napolyon, büyünün bozulmakta olduğunu anladı. Bu gidişle rakip, kendisinin de zor durumda olduğunu kavrayacak ve morallenip saldırıya geçecekti. Hal bu vaziyetteyken o da inisiyatifi üzerine aldı. Hükümetin sözlerine kulaklarını tıkadı ve düşmanın boğazına bıçağı dayamış pozisyondayken Avusturya'ya barış anlaşması yapmayı teklif etti. 18 Nisan 1797'de Leoben'de Avusturyalılarla bir ön barış anlaşması imzaladı. Böylece İtalya seferi pik noktasında zaferle sonuçlandı. Paris, her ne kadar Napolyon'a kafasına göre iş yaptığı için sinirlense de yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda Ekim 1797'de Campo Formio Anlaşması'nı Napolyon'un ön şartlarına yakın maddelerle imzaladı. Napolyon ise müzakereler devam ederken Venedik ve bazı bölgeleri alarak anlaşma için baskı yapmayı sürdürmüştü. Campo Formio Anlaşması ile 1. Koalisyon Savaşı Fransa'nın zaferiyle bitmiş oldu.
Napolyon, İtalya seferinde yerinde ikmal prensibini izleyerek, direktüvar yönetimine fazlaca bir yük olmadığı gibi, bölgeden topladığı ağır vergilerle de hükümete önemli ölçüde bir mali kaynak oluşturdu. Böylece askeri başarısını siyasi sivrilmeyle de taçlandırdı. Yıl sonunda koca bir savaşı kazandıran kahraman olarak Paris'e dönen Napolyon'un sıradaki büyük askeri seferi çok uzaklara olacaktı. O, Osmanlı'ya ait olan Mısır'ı gözüne kestirmişti. Vaziyet. Napolyon, Aralık 1797'de Paris'e geldiğinde Fransız halkının gözünde bir komutan ya da bir kurtarıcıdan daha öte bir şeydi. Paris sokakları onun adıyla yankılanıyor, insanların dilinden Bonaparte kelimesi düşmüyordu. O sadece savaşı kazanmamıştı. İtalya seferi boyunca sağladığı ekonomik destekle hükümetin ayakta kalmasını sağlamış, üstüne bir de uzaktan bir darbeyle Paris'teki kral yandaşlarını temizleyerek direktuvar hükümetini bir kez daha kurtarmıştı. Direktuvarı her kurtardığında bir asker olarak siyasete daha çok giriyor, hükümetin işlerine daha fazla burnunu sokuyordu. Koalisyon savaşları bitmişti ama İngiltere ile mücadele hala sürmekteydi. Merkeze gelen Napolyon'un bu konudaki fikri çok açıktı. Derhal hazırlık yapılıp İngiltere ağır bir yenilgiye uğratılmalıydı. Ona göre İngiltere'ye hemen saldırmazlarsa koalisyon İngilizlerin maddi desteğiyle tekrar hortlayabilirdi. Aslında bu sebeplerin yanında Napolyon'un savaşmak istemesinde kişisel hırslarının payı da vardı. Onun tarzı buydu. Durmak, hareketsiz kalmak ona göre değildi. Sürekli dinamik olmak, savaşmak Napolyon'u Napolyon yapan en önemli şeylerden birisiydi. Bu gaye çerçevesinde planına hükümeti ikna etti. Çünkü teklif hükümetin de işine geliyordu. Savaşın devam etmesi onların yararınaydı. Barış olursa iktidarın devrileceğine, rejimin düşeceğine inanıyorlardı. Yani direktuvar da çoktan rejim davasını bırakmış, koltukta kalabilmek için işleri kendi dümenine uydurmaya çalışıyordu. Görüldüğü gibi rejimin özgürlük yayma amacı çoktan bitmişti. Fransa, halklara demokrasi ve özgürlük getirme vaadiyle kukla sömürge devletler kurarak hakimiyet alanını genişletmeye çalışıyordu. Direktuvar plan uyarınca Napolyon'u yeni kurulan İngiltere ordusunun başına getirdi. Derhal bölgeye giden komutan durum değerlendirmesi yaptı ve İngiltere adasına yapılacak bir çıkarmanın ne kadar maliyetli ve sıkıntılı olabileceğini anladı. Yeni vaziyet üzerine başka bir plan yapıp hükümete sundu. Bu yeni plan Akdeniz'deki Osmanlı toprağı Mısır'ı almaktı. Napolyon'un aklının hep bir köşesinde Osmanlı ve Doğu vardı. Ona göre tüm büyük şöhret ve şan Doğu'daydı. Napolyon'u Mısır'a çeken şey sadece Doğu'nun büyüleyiciliği ya da sakladığı gizli emelleri değildi. Mısır, İngilizlerin sömürdüğü Hindistan'a ulaşımdaki kestirmeyi oldu. Fransızlar burayı alırsa hem İngilizleri istedikleri barışa zorlayabilir, hem arzulanan Akdeniz hakimiyetine ulaşılabilir, hem de Napolyon'un tasarladığı gibi Osmanlı sonraki süreçte sömürge haline getirilebilirdi. Napolyon'un bu planı hükümetinde onayını aldı. Hem Napolyon'un uzakta olması onların işine geliyordu. Bir an önce hazırlıklar yapıldı. Napolyon, medeniyetin beşiği Mısır'ı tekrar ihya etme bahanesiyle Akdeniz'e açılacaktı. Olayların başından beri denge politikası güden Osmanlı, Campo Formino Antlaşması ile Venedik topraklarının bir kısmı Fransa'ya kalınca onlarla komşu oldu. Bunun hemen akabinde Napolyon, Osmanlı'yı tıpkı Kuzey İtalya'da yaptığı gibi ufak uydu devletlere bölebilmek için More ve Rumeli'deki azınlıkları isyana teşvik etti. Bunu öğrenen Osmanlı yönetimi, Fransa'nın tutumu karşısında endişelenmekteydi. Rusya'nın Fransa'ya karşı onları destekleme teklifini de reddetti. Çünkü Rusların da amacı bir şekilde oldu bittiye getirip sıcak denizlere inmekti. Osmanlı, koalisyon savaşları sonrası kendi aleyhine dönen ortamdan çıkıp çıkamayacağı konusunda tereddütlüydü. Osmanlı'nın iç siyasi durumuna bakacak olursak asıl sıkıntı oradaydı. Uzun süren savaşlar sonucu Osmanlı askeri gücü tamamen bitmiş, ekonomisi içler acısı hale gelmiş, mülki idare ise anarşinin içine düşmüştü. Osmanlı tarihinin hiçbir döneminde merkezi otorite bu kadar zayıf değildi. Padişahın sözü İstanbul'dan öte geçmez olmuştu. Bölge ayanları yarı bağımsız devlet gibi hareket ediyordu. Osmanlı valilerini kuklaları yapıyor, etraflarında ordular topluyor, kafalarına göre halktan vergiler alıyor, hatta merkezden hoşlarına gitmeyen bir karar gelince isyan edip işi bağımsızlığa kadar götürüyorlardı. Anadolu ve Rumeli'de adeta yarı müstakil küçük beylikler türemişti.
Üstüne İstanbul'daki Yeniçeriler hiçbir askeri fonksiyonları kalmamasına rağmen konumlarını korumak için yapılan her yenilik hamlesini engelliyordu. Kısacası imparatorluğun çarkları dönmez olmuş, gemi ha durdu ha duracaktı. Bunu bilen Avrupalılar da Osmanlı için 5-10 yılda çözülür gözüyle bakıp pastadan pay alabilme umuduna kapılmışlardı. Mısır'a bakacak olursak orada da durum farklı değildi. Asıl idare Memlük beylerinden İbrahim ve Murat beylerin elindeydi. Onlar buradaki Osmanlı paşasının nüfuzunu kırmış, kafalarına göre istediklerini yapar olmuşlardı. Vali ve az sayıdaki Osmanlı birlikleri pasif duruma düşürtülmüş, merkezin adamlarının idare ve asayişte hiç fonksiyonu kalmamıştı. Türkler hemen hemen Mısır'daki hakimiyetlerini kaybetmişlerdi. 1789'da tahta geçen Osmanlı padişahı 3. Selim, Avusturya ve Rusya ile yapılan savaş sonrasında paslanmış ve işlemeyen çarkları tekrardan işlevsel hale getirebilmek için memleketin katı ve hantal yapılarını karşısına, kellesini de adeta koltuğunun altına aldı. Özellikle idari, askeri ve kültürel ıslahatlara girişti. Fakat köhneleşen sistem, ülkenin padişahını dahi istediklerini yapmaktan men edebilecek seviyeye gelmişti. Bu da Osmanlı'daki değişimin hızının çok yavaş olmasına yol açıyordu. Bakalım bu vaziyetteki Osmanlı ile yükselişini sürdürmek isteyen ihtilal Fransası hangi şartlarda ve nasıl kapışacaktı? Piramitlerin gölgesinde. 38 bin Fransız askeri 19 Mayıs'ta gizlice Toulon limanından hareket etti. Güçlü İngiliz donanması ile denizin ortasında karşılaşmayı bir risk olarak gören Napolyon, hiç sesini çıkarmadan İngilizleri atlatarak denize açıldı. Askerlerin yanında pek çok sanatçıyı ve bilim adamını da yanına almıştı. Bunların görevi Mısır'ı araştırmak ve pek çok zenginliği Fransa'ya aktarmaktı. 9 Haziran'da Malta'ya varan Fransız donanması burayı kolayca ele geçirdi. 500 yıllık tarikat hazinesine el koyan Napolyon ve donanması 17 Haziran'da Malta'dan ayrıldı. 29 Haziran'da İngilizlerden gizlenerek İskenderiye'ye varan Napolyon, şehir teslim olmayınca da daha batıdaki eski İskenderiye limanına askerlerini çıkardı. Donanmayla beraber hareket edip İskenderiye ve Ebukır kalelerini kuşattı. Şehirler saldırı karşısında çok hazırlıksızdılar. Fransızlar diplomatik teamüllere uymayıp savaş ilanı dahi yapmadan gizlice Mısır sularında belirmişti. Napolyon bu sessiz sedasız hareketinde Memlük süvarilerinin savunduğu iki şehri de çok fazla kayıp vermeden ele geçirdi. İskenderiye'ye geldiği gün halkın sevgisini kazanmak için Mısır'ın koruyucusu, Osmanlı padişahının dostu, İslam dininin müdafisi olduğunu duyurdu. Nil Nehri taşmadan Kahire'yi almalıydı. Donanmasını Ebukır'da bıraktı. Sallardan oluşan ince bir filoyu da envanterlerle reşite Nil'in ağzından içeriye girmesi için yolladı. 6 Temmuz'da hareket eden Fransız ordusu Damunhur çölünden ilerlemeye başladı. Bu ilerleyiş o kadar meşakkatliydi ki ilk kez çölle karşılaşan askerlerin disiplinini sağlamak bir hayli zor oldu. Hatta tümen komutanları bile isyan noktasına geldi. Fransızlar çölü aşarken Osmanlı'nın Mısır Beylerbeyi Ebu Bekir Paşa derhal önde gelenlerle Kahire'de bir divan topladı. Bu divanın asıl söz sahibi Memlük Beyleri Murat ve İbrahim Bey'di. Alınan karara göre süvarilerden oluşan Murat Bey'in ordusu Napolyon bölgeye yaklaşmadan onlara saldıracak, ufak bir filoda Nil'den inen düşman filosunun önüne set çekecekti. Fransız ordusu ve donanması da 13 Temmuz'da aynı mevkiye varmıştı. Rahmane Muharebesi denilen ilk mücadele burada başladı. Memlük askerlerinin hepsi süvariydi ve taktikleri belliydi. Dört nala düşmana hücum ediyorlar, ellerindeki tabancalarla bir el ateş ettikten sonra kılıçları çekip var güçleriyle düşmana saldırıyorlardı. Fransızlar ise modern savaş taktiklerini kullanan birliklerdi. Hemen dört köşe kale dizilimine geçip süvari hücumlarını engellemeyi başardılar. Kısa süre içerisinde Memlük askerleri dağılmaya başladı. Nehirdeki mücadelede de Osmanlı seddi yetersiz kaldı ve bir cephane infilakı sonucunda filo ve mühimmatın hepsi askerlerle beraber havaya uçtu. Böylece ilk karşılaşmanın kazananı Napolyon oldu. Murat Bey 16 Temmuz'da İnababe'ye geldi. Burada Trablus'lu Ali Paşa, Kahire yolunu tıkamak için halktan da yardım alarak yerleşkenin etrafını istihkamlarla örmeye çalışıyordu. Topları savunmayı tahkim için yerleştirdi. Gize'de yapılan sallar da buraya getirilip toplarla donatıldı. Fakat bu toplar eski tipti ve hareket ettirilemeyen sabit silahlardı. Murat Bey de 10 bin kadar süvarisini İnababe'den başlayarak Gize piramitlerine doğru yerleştirdi.
Aynı zamanda Murat Bey'in emrinde Bedeviler ve çiftçiler de vardı. Fakat bunların hiçbir askeri niteliği yoktu. Osmanlı Paşası da tahkimat için birkaç bin yeniçeri ve az sayıda süvariyi bölgeye sevk etti. İbrahim Bey ise saldırının hangi kanattan geleceği bilinmediği için Nil'in ötesinde konumlanmıştı. Mısır ordusu bu şekilde dizilmişken 23 Temmuz'da Bonaparte askerleriyle bölgeye vardı. Mısır ordusunun hemen güneyindeki piramitler gözükünce Bonaparte askerlerine dönüp şöyle dedi. Soldats, songez que Dieu des pyramides, 40 siècles d'histoire vous contemple. Napolyon, Osmanlı toplarının sabit silahlar olduğunu anlayınca menzil dışında bekleyip savunma yapmaya karar verdi. 5 tümenini Dugua, Weil, Dessy, Bön ve Reynier komutasında 4 köşe kale formasyonuna soktu. Bu dizilişte kalelerin kenarlarına 6 sıra şeklinde piyade dizilirken köşeler hareketli toplara bırakılıyordu. Böylece ortaya her tarafa seri şekilde ateşelebilen seyyar kale benzeri modern bir savaş makinesi çıkıyordu. Süvariler ve gerekli tüm döküm de kalelerin ortalarında toplanıyordu. Napolyon önce rakip süvarileri kendisine karşı kışkırtmak için bir süvari bölüğünü öne sürdü. Bunu gören Murat Bey tüm Memlük süvarileriyle düşmanın sağ tarafına şiddetli bir şekilde hücum etti. Mısır süvarileri kılıçlarını çekip var güçleriyle Fransızların üstlerine atladılar. Çetin geçen mücadelede Mısır süvarileri bir türlü seyyar kaleleri yerinden oynatamadı. Fransızlar seriydiler ve ateş güçlerini sonuna kadar büyük bir hünerle kullanıyorlardı. Hezimetin yakın olduğunu anlayan İbrahim Bey, askerlerini Nil'in karşısına geçirmek istediyse de bunda geç kaldı. Napolyon, kanatlardaki kare tümenleri ileri çıkararak ordunun hilal şeklini almasını sağladı. Hamle karşısında organize olamayan Memlük kuvvetleri dayanamayıp Gize'ye doğru çekildi. Ardından Napolyon da kendi soluna, tahkimatlara saldırma emrini verdi. Mısırlı savunucularla Fransızlar arasında geçen kısa bir mücadelenin sonucunda tahkimatlar Fransızların eline geçti. Çıkan kargaşa da Arap Bedeviler ortalığı yağmalarken İbrahim Bey de salları yaktırıp Kahire'ye, oradan da Ebu Bekir Paşa ile beraber doğuya çekildi. Savaş meydanında bir gün kalan Napolyon yaralarını sararken Kahire ahalisinden bir yazı aldı. Halk kendilerine dokunulmaması kaydıyla şehri Fransızlara bırakacaklarını belirtmişti. General de bunu kabul edip 24 Temmuz'da şehre girdi. Kahire'ye girdiğinde kimseye dokunmadı ve hemen bir asayiş sistemi kurdu. Mısır ayanlarından bir kurul oluşturdu. Herkesin gönlünü kazanacak hareketler yapıp Mısır halkını kazanmaya çalıştı. Murat ve İbrahim Bey gibi kölemenleri istemeyen bölge ayanları Napolyon'a problem çıkarmayacaklarına söz verdiler. Dünya kamuoyunun olan bitenden haberi yoktu. Osmanlılar ise kendi topraklarına çıkarma yapıldığı haberini ancak 27 Temmuz'da doğrulatabildiler ve bu saatten sonra hazırlıklara başladılar. Her şeyi sessizce halleden Napolyon, Ağustos başında Bilbis'te bulunan Ebu Bekir Paşa ve İbrahim Bey üzerine yürüdü. Mısır birlikleri üzerine gelmekte olan düşmanını çöl baskınlarıyla rahatsız ederek Salihiye'ye kadar çekildi. Bu mevkide yapılan muharebede yenilen Mısır ve Osmanlı güçleri Suriye'ye doğru çekilip gitti. Murat Bey ise Napolyon'un ona vaatlerine rağmen güneyde kalıp direnmeyi tercih etti. Denize bakacak olursak orada beklenmedik bir olay gerçekleşti. Akdeniz'deki İngiliz donanması Amirali Nelson, yaşananlar sonrası Fransız donanmasının yerini tespit etti. İngiliz donanması 1 Ağustos'ta İskenderiye önlerine gelince Fransızlar derhal savaş nizamına geçtiler. İki tarafında 20 civarında savaş gemisi mevcuttu. Deniz tarihinin gördüğü en büyük amirallerden olan Nelson, elini çabuk tutup gece vakti saldırıya karar verdi. Düşmanın dizilimindeki zayıflığı yakalayan amiral, gemicilerine düşmanın üstüne son sürat ilerlemelerini söyledi. Tam bu sırada muazzam bir manevra yaptıran Nelson, gemilerinin bir kısmına hızlıca dümen kırdırıp Fransızların arkasına sarkmalarını ve demir atmalarını sağladı. Filonun geri kalanı da tam Fransız gemilerinin önüne yerleşip demir attı. Böylece düşman iki hat arasında adeta kapana kısılıverdi. Çift taraflı top ateşi altında kalan Fransız donanmasının mühim kısmı battı. Koca donanma Ebu Kriya'da Nil Deniz Muharebesi denilen bu çarpışmada yok olup gitti. Nelson sonrasında gemilerinin bir kısmını İskenderiye'yi kuşatması için bırakıp Sicilya'ya doğru gitti. Gemilerini kaybeden Fransız ordusu Mısır'da kısılıp kalmış, birliklerin ikmal ve destek alma şansı sıfıra düşmüştü. Napolyon mecburen Mısırlılardan kendisine adam devşirme yoluna gitti. Hazreti Muhammed'in doğum yıl dönümü için mevlidler okuttu. Etrafa Müslüman olduğu dedikodusunu yaydı.
Müslüman gibi giyindi ve onu bölgeye Osmanlıların gönderdiğini söyledi. Halka şirin görünmek için elinden geleni yapan Bonaparte, bunda kısmen başarılı olsa da almaya çalıştığı ağır vergiler yüzünden çıkan isyanları bastırırken ve güneye doğru yayılırken askerlerini yavaş yavaş eritti. Görünüşe göre bu gidişle Mısır'ı elde tutamayacaktı. Suriye Seferi. Savaşa müdahil olan taraflardan birisi de Rusya'ydı. 5 Eylül'de İstanbul önlerinde bir anda beliren Rus donanması Osmanlılara yardım etmek istediğini söyledi. Türkler Ruslardan her zamanki gibi işkillense de durumu lehlerine çevirmek için teklifi kabul ettiler. İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı'yı pek düşündüğü yoktu. Her iki devlet de kendi çıkarlarına uygun hareket ediyordu. İngilizler Hint yolunu korumak için Napolyon'u Mısır'dan atmak istiyor, Ruslar da Fransızları 7 Yunan adasından atmak istiyordu. Osmanlı ise Fransa'ya karşı iki devletin zaafından şu anlık yararlanmayı düşündü. Eylül ortasında İstanbul'dan yola çıkan Türk-Rus ortak donanması 7 Yunan adası üzerine seferler düzenledi. Arnavutluk kıyısındaki 6 Fransız kalesini alması için de karadan tepedelenli Ali Paşa görevlendirildi. 3 ay içerisinde adaların hepsi ve Adriyatik kaleleri Osmanlıların eline geçti. Sonraki süreçlerde 7 adada Osmanlı'nın koruması ve Rusya'nın garantörlüğünde bir cumhuriyet kuruldu. Kapana kısılmış olsa da pasif bir şekilde beklemek Napolyon'a göre değildi. Saldırı en iyi savunmadır ilkesini benimseyen Napolyon hemen bir şey yapmalıydı. Mısır'ı elde tutmak için Suriye'ye ihtiyaç olduğunu biliyordu. Aynı zamanda Suriye'yi alarak Osmanlı'ya karşı elini güçlendirmeliydi ve Hindistan yolunu karadan tehdit etmeliydi. Derhal sefer için hazırlıklarını başlattı. O hazırlanırken Avrupa'da savaş tekrar başladı. Fransa'nın 1. Koalisyon Savaşları'nda kazandıklarını geri almak isteyen Avrupa'nın diğer devletleri, 2. Koalisyonu kurup 1798 sonunda savaşı tekrar başlattılar. Elini çabuk tutması gereken Mısır'daki genç general, toparlayabildiği 20 bin kadar asker ve irili ufaklı 52 gemiyle 22 Aralık 1798'de harekete geçti. Onun planı Şubat ortasında Gazze'ye ulaşmaktı. Ama o 7 Şubat'ta El Arish'te beklenmedik bir şeyle karşılaştı. Fransızlar Gazze'ye kadar herhangi bir direniş noktası beklemiyordu. Fakat burada Fransızları bekleyen bir Osmanlı-Suriye birliği vardı. İşler daha seferin başında kötü gitmeye başlamıştı. Sultan 3. Selim'in planı merkezi orduyu bir an önce hazırlayıp Napolyon'u denizden ve karadan kıskaca almaktı. Ama hazırlıksız yakalanan Türklerin merkezi orduyu tam olarak hazırlaması zaman alacaktı. O yüzden Mısır ve Suriye'nin koruması mecburiyetten Cezzar Ahmet Paşa'ya bırakıldı. Mecburiyetten diyoruz çünkü Cezzar Ahmet Paşa lise kitaplarında geçtiği gibi bir Osmanlı paşası değildi. Neredeyse 100 yaşına merdiven dayayan Cezzar Ahmet Paşa, otorite boşluğunda ortaya çıkmış ve Akka'yı kendisine merkez seçmiş Suriye'nin en güçlü ayağınıydı. Etrafında on binlerce asker vardı ve amacı nüfuzunu bölgede, özellikle Mısır'da yaymaktı. Osmanlı, zaman zaman bağımsızlık yolunda hareketlerde bulunan bu ayağından uzun süre kurtulmaya çalışmış ama bölgedeki gücü çok az olduğu için mecburiyetten pek çok işini de ona yaptırır olmuştu. Dönem dönem Cezzar Ahmet'ten kurtulmaya çalışan merkez, Fransız çıkarması karşısında anlık çözüm olarak ona destek vermeyi tercih etti. Mısır'a doğru etkisini arttırmak isteyen ayan kökenli bu paşa da fırsattan yararlanmak ve kendisinin gördüğü Suriye'yi müdafaa edebilmek için Osmanlı merkeziyle aynı noktada buluştu. 7 Şubat'ta El Arish'i kuşatan Fransız ordusu çok fazla zaman kaybetti ve ancak 13 günlük muhasara sonrasında El Arish'i alabildi. Vakit kaybetmeksizin Gazze'ye varan Fransızlar, Osmanlıların savunduğu kaleyi 25 Şubat'ta teslim aldılar. Kayıp vermesine rağmen zaferler kazana kazana yardıran Napolyon, 3 Mart'ta Yafa'ya gelip burayı kuşattı. Çok kanlı geçen muharebenin ardından kale 7 Mart'ta aman dileyip teslim oldu. Bu safhada Napolyon, askeri hayatında pek yapmadığı bir şey yaptı. Mısır'da olduğu sürece halka hep iyi davranan general, şehirlilere verdiği sözü yutarak tüm esirlerin kurşuna dizilmesini emretti. Napolyon bir anda katliama girişmiş, 2 gün boyunca şehri acı çığlıklara boğmuştu. Napolyon yaptığıyla aslında Cezzar Ahmet Paşa'ya bir mesaj vermeye çalışıyordu. Ama bu, ileride Fransızlar için ters tepecek bir uygulama olacak, Napolyon'un kaledekileri katlettiği haberi şehirlerin teslim olmasını zorlaştıracaktı.
Akka'daki savunma hazırlıkları ise tam gaz devam ediyordu. Cezar Ahmet'in merkezi olan kent, düşmanı Suriye'de durduracak mühim noktalardan birisiydi. Bu kale, 500 yıl önce 1291 yılında Memlükler tarafından Haçlıların elinden alınıp harabeye çevrilmişti. Sonraki devirlerde eski kalenin yıkıntıları civarında yeniden canlandırılan kent ve kale, tarih kitabındaki boş sayfaları tekrar dolduracaktı. Cezar Ahmet Paşa, kaleyi tahkim ederken gelen İngiliz filosu Amirali Smith'ten son raddede yararlanmaya dikkat etti. Onun önderliğinde savunmasını kuran paşaya İstanbul'dan destek amaçlı bir filo yollandı. Ek olarak 1000 adet yeni kurulan Nizam-ı Cedid ordusu neferi yollandı. Savaşın diğer tarafı olan Napolyon, Yafa'yı aldıktan sonra İngiliz filosunun baskınından çekinip ordusunu dağ yolundan geçirdi. Boş olan Hayfa'yı aldıktan sonra da 19 Mart günü Akka önlerine geldi. Bonaparte, taarruz için tertibatını tamamladıktan sonra 20 Mart 1799'da şiddetli topçu ateşiyle Akka'yı sıkıştırmaya başladı. Fransızların muhasara topu olmadığı için kaleyi sahra toplarıyla vuruyorlardı. Bu sırada Cezar Ahmet de boş durmadı. Kaleden çıkıp huruç harekatı düzenleyerek düşmanına ağır kayıplar verdirdi. Ertesi günü Fransızlar bu ağır huruç hareketinin intikamını almak için kaleyi 24 saat boyunca top ateşine tuttular. Ayın 22'sinden itibaren saldıran tarafın hedefi istihkamların en mühim noktası Ali Burcu oldu. Şiddetli top ve humbara ateşleriyle bu burç sürekli baskı altında tutuldu. Sonraki günlerde kuşatmanın tüm ağırlık merkezini adı geçen bu burç oluşturacaktı. İngiliz amiral savunmacılara moral olması bakımından 8 Nisan'da 240 adamını Fransızların sol tarafından kareye çıkardı. Çıkarmayla eş güdümlü olarak kaleden huruç hareketi de yapılınca karşı taraf epey geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebenin benzer faaliyetleri takip edip kilide dönmesi üzerine Fransız tarafı lağım kazmaya ağırlık verdi. 14 Nisan günü lağım kazılarak kale içine sokulmaya çalışılan Fransız birlikleri tek tek Osmanlılar tarafından tespit edilip yok edildi. Fransız ordusunun geri bölgelerinde de çatışmalar kısmen sürmekteydi. Yan ve gerileri tutmakla görevli olan General Kleber, ordusunun arkadan sarılmasına karşı elinden geleni yapıyordu. O esnada daha önceden Şam tarafına çekilmiş olan Memlük Bey'i İbrahim, çok sayıda süvariyle Merç-i İbn Amr denilen yere geldi. Kuşatmanın tehdit altında olduğunu gören Kleber, derhal İbrahim Bey'in üzerine yürüdü. Manevrayı gören İbrahim Bey, sahte bir geri çekilme planlayıp Kleber'in kuvvetlerini elverişli bir yere çekip imha muharebesine girişti. Haberi duyan Bonaparte derhal bölgeye koşturdu ve son dakikada askerlerinin imha olmaması için büyük bir çaba gösterdi. 6000 kadar Fransız, kendilerinden kat kat fazla olan Osmanlı süvarilerini burada ağır bir hezimete uğrattılar. Bu sonuçla beraber kuşatmanın ardı güvenliğe alındı. Arkanın güvenliğe alındığı günlerde Fransız ordusunun tüm topları geri hatlardan gemilerle cepheye taşınınca muhasara şiddetlendi. Nisan sonuna kadar tüm güç Ali Burcu'nu almaya yönlendirildi. Üst üste yapılan hücumlarda her iki tarafta ağır kayıp veriyor, yorgunluk had safhaya çıkıyor, cephane sarfiyatı akıl almaz düzeylere ulaşıyordu. Bir türlü Burcu alıp kale içine sarkamayan Fransızlar, her başarısızlığın ardından tekrar hazırlanıyorlar, kaleye hücumlarını tekrarlıyorlardı. Bir ara hararet o kadar artmıştı ki Fransız tümen komutanlarından bazıları ön saflarda savaşırken öldü. Fransızlar kadar Türklerin morali de alt üst olmuş vaziyetteydi. Başarılı savunmaya rağmen muhasarının uzaması motivasyonu kırmış, askerin direnci zayıflamış, zayiata bağlı mevcutlar azalmıştı. 8 Mayıs'ta ufukta görünen ufak bir filo pek çok şeyi değiştirdi. O filo İstanbul'dan gelen 3000 Nizam-ı Cedid askerini taşımaktaydı. Ve gelen destek savunmacıların bir anda moralini tavan yaptırdı. Sonraki günlerde her türlü taktik ve hileyi deneyen Bonaparte inatla Ali Burcu'na saldırdı. Kısa süreli kazanımlar elde edilmesine rağmen bir türlü tam başarı elde edilemedi. Kuşatmanın 64. gününe gelindiğinde Fransızlar toplam 44 hücum tertiplemişlerdi. Bu inanılmaz bir sayıydı. Ama ona rağmen Akka bir türlü düşürülememişti. Napolyon artık bir sonuç alamayacağını, kaleyi düşürse bile Mısır'a tekrar dönebilmek için yeteri adamı kalmayacağını anladı. Bu yüzden henüz elde bir kuvvet varken Mısır'a çekilmeyi düşündü ve 20 Mayıs 1799'da kuşatmayı kaldırdı. Maceranın sonu.
İlk kez bu denli büyük bir hezimet alan Napolyon, Orta Doğu'da ilerleme hayallerini kenara bırakıp Mısır'a çekildi. Geri dönünce daha sert tedbirler aldı. Mısır, Mısırlılarındır politikasıyla halkın aklına, Osmanlı'dan kopup kendilerini yönetmeleri fikrini aşılamaya çalıştı. Napolyon bu işlerle uğraşırken 70 parçalık Osmanlı filosu, Köse Mustafa Paşa komutasında İngilizlerin refakatinde 16 Temmuz'da İskenderiye açıklarına vardı. Filonun taşıdığı 9000 asker, Ebu Kır limanına çıkarma yapıp şehri ele geçirdi. 9000 kişi elbette Mısır'ı almak için yeterli değildi. Ama bunlar öncü kuvvetlerdi ve hızlıca beyannameler yayınlayıp halkı Fransızlara karşı ayaklandırmaya çalıştılar. Bonaparte'ın karşı hamlesi ise din üzerinden oldu. O, Osmanlı'nın yaptıklarının İslam diniyle bağdaşmadığını savunarak halkı ve ayanları yanında tutmaya çalıştı. Ebu Kır'ın derhal alınması gerektiğini bilen Fransızlar, birliklerini konsantre edip derhal Rahmaniye üzerinden liman kentine vardılar. 25 Temmuz günü gerçekleşen muharebede Osmanlılar yenildi ve 6000 kadar adamla gemilere çekilmek zorunda kaldılar. Aynı zamanda bu muharebede Köse Mustafa Paşa esir düştü. Paşa'nın oğlu elinde kalan birliklerle bu sefer Dimyat'a çıkarma yapmaya çalıştıysa da yine başarısızlık yakalarını bırakmayınca Osmanlılar bölgede bulunan tüm gücünü tüketti. Napolyon zaferin ardından bir süre daha Mısır'da tutunabilirdi. Ama durum şimdiye kadar onun istediği gibi gelişmemişti. Mısır'da artık istediği başarıyı elde edemeyeceğini anlayınca Mısır macerasını kafada bitirdi. Onun bu maceradan vazgeçmesinin belli başlı 3 sebebi vardı. İlki ikmal yetersizliğiydi. Nil Vadisi'nde sıkışan ordu destek alamadığı takdirde daha fazla ileri gidemez, yani başarı elde edemezdi. İkinci sebep ise yolda olan Osmanlı Merkez Ordusu'ydu. Sadrazam Yusuf Ziya Paşa'nın emrinde yola revan olan Merkez Ordusu yakında Mısır'a varacak ve işler işte o zaman daha da çıkmaza girecekti. Napolyon'un Mısır'dan ayrılmak istemesinin üçüncü sebebi Avrupa'da yaşananlardı. Fransa, ikinci koalisyona karşı üst üste yenilgiler almış, halkın direkt duvara sevgisi ve tahammülü giderek azalmıştı. Bunun bir fırsat olduğunu bilen Bonaparte, hazır bir halk kahramanı iken fırsatı kendi lehine çevirebilirdi. Bu gerekçelerle yanına az sayıda adamını alan Napolyon, hiç kimseye haber vermeden 23 Ağustos günü 3 ufak gemiyle İskenderiye limanından ayrılıp gitti. Fırtınalı bir akşamda yola çıkan Bonaparte, geminin güvertesinden ayrıldığı sahile bakarken hayalini kurduğu doğu macerasının böyle kaçarcasına bitmesine üzülüyordu. Çok sevdikleri generallerinin bir anda ortadan kaybolmasına şaşıran 28 bin kadar asker ise yabancı oldukları bu toprakta kaderlerine terk ediliyordu. Peki kalan Fransız ordusuna ne oldu dersiniz? İşin bundan sonraki pek bilinmeyen kısmına bakıldığında Osmanlı-Fransa Savaşı'nın hız kesmeden devam ettiği görülür. Napolyon ayrılırken ordunun yönetimini General Kleber'e bırakmıştı. General Kleber ve sonrasında gelen komutanlar, bölgeye varan sadrazamın ordusuyla ve İngiliz güçleriyle 1802 yılına kadar savaştı. Onlar savaşırken Napolyon Bonaparte, kan ve kumu arkasında bırakıp daha büyük fırsatlar kovalamak için Fransa topraklarına geri döndü. Konsül Bonaparte 1789 yılında Fransa'da tüm dünyanın olağan seyrine yön verecek olan o meşhur ihtilal gerçekleşmiş ve devrim sonrası ülkede mutlak monarşi yerle bir edilmişti. Fransızların devrimden doğan pek çok fikri Avrupa'ya yaymak istemesi ve genişleme politikası kıtanın büyük monarşilerini derhal harekete geçirmişti. Bu hareketlenme Britanya, Avusturya ve Prusya'nın başını çektiği bir koalisyonun 1792'de devrim savaşlarını başlatmasına neden olmuştu. Daha önceki videolarımızda da anlattığımız 5 yıl kadar süren bu savaşta koalisyon güçleri devrim coşkusunun verdiği enerjiyle yükselen Fransız ordularına ve Napolyon Bonaparte gibi yetenekli komutanlara diz çökmüşlerdi. Nihayetinde de Fransa, 1797'de Avusturya ile imzalanan Campo Formio anlaşmasıyla büyük kazanımlar elde ederek koalisyonu dağıtıp harbi zaferle neticelendirmeyi bilmişti. Koalisyon dağıtılmıştı fakat savaş Fransa ve İngiltere arasında hala devam etmekteydi. Direkt Tuvar hükümeti önce Britanya adasına asker çıkarıp düşmanlarına saldırmak istese de bu işin maliyetinden ürküp savaşı Akdeniz'e taşıdı. Bu karar doğrultusunda halkın devrim kahramanı olarak gördüğü Napolyon Bonaparte, büyük umutlarla Mayıs 1798'de Mısır'a doğru hareket etti.
Napolyon Mısır'ın işgaliyle uğraşa dursun, daha yeni barış atmosferine giren Avrupa'da hava yine puslanmaya başlamıştı. Fransızlar boş durmuyordu. İtalya yarımadasındaki varlıklarını güçlendiriyorlar, yeni rejimi komşu ülkelere ihraç edip kendilerine bağlı uydu devlet sayısını arttırmaya çalışıyorlardı. İngilizler ise yenilgi sonrası dağılan koalisyonu toparlamaya gayret ediyor, Avusturya ve Napoli gibi devletler Fransızlara kaybettikleri ne varsa geri istiyordu. 1798'deki bu gerilimli ortam Fransa'ya karşı yeni bir ittifakın oluşmasına teşneydi. Bu seferki ittifakın yeni iki üyesi mevcuttu. Mısır'da ve Akdeniz'de yaşananlar Osmanlıları koalisyonun doğal üyesi yaparken sıcak denizlere ilgisi olan Rusya da Fransa'nın karşısında yerini almıştı. Böylece Büyük Britanya, Alman prenslikleriyle beraber Avusturya, Napoli, Osmanlı, Rusya ve Portekiz gibi devletler ikinci koalisyonu kurmuş oldular. Fransa ise kendi uydu devletlerini ve fiili olarak olmasa da İspanya'yı yanına almıştı. Tarafsız gibi görünen Danimarka da alttan alta Fransız hükümetinin yanındaydı. Napoli kralının Kasım 1798'deki icraatlarıyla savaş başladı. Bakalım rüzgar eken Fransa fırtına mı biçecekti? Harp, Hollanda, Güney Almanya, İsviçre, İtalya ve Mısır olmak üzere toplam 5 ana cephedeki muharebelere sahne oldu. Mısır'da hali hazırda Napolyon'un Osmanlılara ve İngilizlere karşı devam ettirdiği mücadele sürüp gitmekteydi. Bu seferin tüm ayrıntılarını sağ üstteki karta tıklayıp öğrenebilirsiniz. Diğer cephelerdeki durumlar ise şu şekildeydi. Hollanda yani Batavyan Cumhuriyeti, komutanlığını York Dükü'nün yaptığı İngiliz ve Rus kuvvetlerden oluşan bir ordu tarafından işgal edildi. Fransızlar İtalya'da Napoli Krallığını kolay bir şekilde egale edip ülkede kendi uydu hükümetlerini kurdular. Fakat Nisan 1799'dan itibaren yenilgiler üst üste geldi. Fransızlar önce Verona civarında Avusturyalılara yenildiler. Ardından bölgeye intikal eden Rus ordusu, General Suvarov komutasında Fransızlara ağır mağlubiyetler tattırdı. Sene sonu geldiğinde Fransızlar Alp dağlarının ötesine atıldılar. Fransızlar Güney Almanya'da da istediğini alamadı. Arşidük Charles komutasındaki müttefik orduları Fransızları üst üste yenerek ağır kayıplarla geri çekilmeye zorladı. İsviçre'de de kontrol kaybedildi ve yenilgiler birbirini takip etti. Alınan sonuçlar ülkeyi savaşa sokan ve ekonomik çöküşe neden olan Fransa hükümeti için felaketin ayak sesleriydi. Direktüvar yönetimi köşeye sıkışmış, halkın yönetime olan sevgisi ve tahammülü giderek azalmıştı. Yaşananlar, başta Jacobenler ve kralcılar olmak üzere pek çok muhalif çevreyi, iktidarı ağır bir şekilde eleştirmeye ve sıkıştırmaya itti. Herkes cephelerdeki gidişatın düzelebilmesi için bir değişim olması gerektiğini düşünüyordu. Başkentten binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen gelişmeleri Mısır'dan takip eden Napolyon, oluşan ortamdan kendisine yarar sağlayabileceğini biliyordu. Şimdiye dek becerisi sayesinde kaos ortamlarından hep bir basamak yükselerek çıkmıştı. Yine aynı şekilde kaostan yararlanmayı kafasına koydu. Zaten Mısır'da da işler istediği gibi gitmiyordu. Mısır'ı ele geçirmişti. Ama ilerlemek isterken Akka'da Osmanlılara yenilmiş ve Mısır'da ordusuyla sıkışıp kalmıştı. Burada başarı ihtimalinin kalmaması üzerine ülkesinde daha büyük fırsatlar kovalamak adına Ağustos 1799'da Mısır'dan ayrıldı. Her şeyin kötüye gittiği anda Fransızlara soluk alma şansı veren müttefik güçler oldu. Britanya, Avusturya ve Rusya arasındaki anlaşmazlıklar cepheye yansıyınca Fransız General Massena 2. Zürih Muharebesini kazanıp savaşın kaderini değiştirme potansiyeli olan İsviçre topraklarını ele geçirdi. Kuzeyde de Gümbrün, İngiliz ve Rusları Hollanda'dan çekilmeye zorladı. O sıralarda Paris'e gelen Napolyon, Mısır'dan ayrılmasını ''Vatanıma yardım için koştum geldim'' şeklinde açıklasa da zaferlere üzülmüştü. Çünkü o, Paris'e bir kurtarıcı olarak ayak basmak istiyordu. Fırsat kaçmış gibi de görünse Fransa için genel durum kötüydü. Ve Bonaparte bu sefer barışçı rolüne bürünerek fırsat kovalamaya başladı. Paris'te değişim olacağı kesindi. Ama bunu kimin yapacağı ve sonrasında ne olacağı meçhuldü. Direktuvar hükümetinden olan Emmanuel Joseph Sieyès, Jacobenlerden önce davranıp kendi hükümetine darbe yapma niyetindeydi. Bunun için halkın desteğini almış ve arkasında gücü olan bir generale ihtiyacı vardı. Sieyès pek çok generali bu görev için düşünse de en sonunda Napolyon'da karar kıldı. Napolyon, Sieyès'i sevmemesine rağmen çıkarları uğruna teklifi kabul etti. Solcu Jacobenler, halkın Robespierre'inkine benzer histerik bir yönetimden memnun olmadığını bildiği için hamle yapmakta geç kalmıştı.
Sağcı kralcıların ise halk desteği yoktu. Cumhuriyetçi komutanlar da cephede olduğuna göre Napolyon'un işi çok da zor görünmüyordu. 1799 yılının 9-10 Kasım'ında Napolyon ve sadık adamlarının gerçekleştirdiği kansız darbe başarılı oldu. Hükümet devrilip yasama meclisi lağvedildi. Tüm yetkiler, konsül adı verilen 3 görevli de toplandı. Sembolik olarak darbenin vitrin yüzü Napolyon'a geçici konsüllük verildi. O an için kimse mutlak gücü Napolyon'a verdiğinin farkında değildi. Darbeyi asıl organize edenler genç komutanı bir araç olarak görüyor, onu geçici bir yetkiyle ödüllendirdiğini sanıyordu. Ama Napolyon gücü çoktan eline almıştı. Birkaç hafta içinde konumunu kabul ettirip istikrarla ilerledi. Tüm önemli pozisyonlara arkadaşlarını atadı. Halkın gözündeki olumlu imajı onu istediğini yapabilme konusunda cesaretlendirdi. Ve bir ay sonra siyasi ikinci plana atıp kendisini birinci konsül ilan etti. Böylece daha 30 yaşındaki Napolyon, muhteşem oportunizminin sayesinde bir anda beklediğinden de öteye sıçramış oldu. Bu değişim aynı zamanda devrimin sonu, cumhuriyet rejiminin yerini diktatörlüğe bırakması anlamına da geliyordu. Napolyon konsül olur olmaz Fransa tarihini değiştirecek reformlar için kolları sıvamayı düşündü. Ama daha acil bir mesele vardı. Savaş. Konsül halka barış getireceğine dair söz vermişti. Hem reformlar ve ekonomik kalkınma için ona sakin bir ortam gerekliydi. Bunları gören ve bilen general, Rusya ittifaktan çekilmesine rağmen koalisyon güçleriyle barış sağlayabilmek için tüm kış boyunca uğraştı. İstediğini alamayacağını anlayınca da bu başarısızlığı iç siyasette koz olarak kullandı. Halka, "İstediğimiz barışı vermiyorlar, o zaman biz de barışı zorla alırız" diyerek savaşı devam ettirmek için halkın desteğini kazandı. Zor koşullarda ordusunu tekrardan organize eden Napolyon ve koalisyon güçlerinin haritadaki genel dağılımı Nisan 1800'de şu şekildeydi. Paul Kray komutasındaki 120 bin kişilik ordu kara ormanda mevzilenmişti. Güney Almanya'da Ren Nehri'nin hemen doğusundaki bu bölge, Avusturya'ya giden yol üzerindeki önemli bir engeldi. İtalya'da bulunan 93 bin kadar kuvvete ise General Michael von Melas komutanlık etmekteydi. Fransızlar, birleştirdikleri Tuna ve Ren ordularının mevcudunu 120 bine çıkartıp General Moreau'ya, Güney Fransa'daki 40 bin kişilik orduyu da General Messene'ye emanet etmişlerdi. General Berthier komutasında 50 bin kadar adam da rezerv olarak bekletilmekteydi. Sayıları kenara bırakırsak, Napolyon'un ordu sisteminde yaptığı irili ufaklı değişiklikler, savaş gücünü ve verimliliğini arttırmıştı. Böyle bir olağanüstü durumda tüm yetki ve etkiyi Napolyon'un kendi şahsında birleştirmesi de organizasyonu ve karar verme hızını çok etkilemekteydi. Bonaparte ve Genelkurmay'ı Aralık ayından beri üzerinde çalıştıkları planı sonunda komutanlarla paylaştı. Napolyon, İsviçre'nin merkezi konumunun kendisine çok büyük avantaj sağladığının farkındaydı. Bu yüzden Moreau'ya kuvvetlerini 4 kolorduya bölmesini söyledi. Bir kolordu Ren kıyılarında Avusturya ordusunu oyalarken geri kalan güçler İsviçre Zürih yakınlarındaki dar geçitlerden sarkacaklar ve düşmanı solundan sararak zafer kazanacaklardı. Ardından 7 ila 10 günde Ulm'a varacaklar, Alplerin kuzeyindeki iletişim ağlarını kesip Messana'nın oyaladığı Melas'ın ordusunu merkezden koparacaklardı. Sonrasında rezerv kuvvet İtalya'ya inip bağlantısı kesilen Avusturya ordusunu ezerek İtalya'yı tekrar alırken önünde engel olmayan Moreau'nun ordusu Viyana'ya doğru gidecekti. Bu cesur plan yaşlı Moreau tarafından şiddetle eleştirildi. Yaşlı general bu planı uygulayamayacak kadar tedbirliydi ve kendisi genç bir Tuğ generalden emir almak istemiyordu. Konsül yoluna taş koyan generali ordunun içinde çok fazla taraftarının olmasından dolayı görevinden almadı. Sinirli bir şekilde, "Bu bunağın Ren'de yapmaya cesaret edemediğini Alpler'de ben kendim yapacağım" diyerek işe girişti. Bonaparte'ın ağzından sözler çok kolay dökülmüştü. Ama bakalım plan umduğu şekilde ilerleyecek miydi? Marengo. Napolyon stratejisini oluştururken Avusturyalıların da kendilerine göre planları vardı elbet. Onlar da Ren'deki cepheyi değil İtalya'daki cepheyi ana hedef olarak belirlediler ve General Melas'ı takviye ettiler. Generalin emrinde 14 bin süvari ve garnizon kuvvetleriyle beraber 86 bin piyade mevcuttu. 20 bin asker de Napoli Krallığı tarafından yollanacak, İngilizler donanmayla generali denizden destekleyeceklerdi. Müttefik planı, iyi durumda olmayan Messena'yı aradan çıkarıp Alpleri tamamen temizlemek ve sonrasında dağları aşıp Toulon'u İngiliz donanmasının yardımıyla kuşatmaktı.
Bu plan hızlıca uygulandı. Nisan ayında Melas saldırıya geçti. Bonaparte ve Fransızlar bu girişime şaşıra dursun, Melas büyük bir başarıyla İtalya'daki orduları böldü. General Suchet Var Nehri'ne çekilmeye zorlanırken, Messina Cenova'da kuşatıldı. Melas'ın Fransa'ya girmesinin önündeki tek engel, Messina'nın direnç potansiyeliydi. Savaşın başında olduğu gibi her şey yine Messina'nın başarısına bakıyordu. Elini çabuk tutması gereken Bonaparte ve Savaş Bakanı Carnot bir türlü operasyona başlayamadı. General Moreau Ren ordusunu sürmekte diretiyor, Berthier rezerv ordunun Alp dağlarını kar kıyamette geçmesi konusunda endişelerini sürekli yineliyordu. Konsül büyük bir kumar oynadığının farkındaydı. Ama Messina'nın ne kadar dayanacağı meçhuldü. Hareket bir an önce başlamalıydı. Sonunda 26 Nisan'da Ren ordusu harekete geçti ve beklenen başarıyı elde eden Avusturya ordusunu Ulm'a çekilmek zorunda bıraktı. Berthier'e de 50 bin kişilik ordusunu dörde bölüp ana kısmını Saint Bernard geçidinden ilerletmesi emri verildi. Ek olarak Ren ordusundan 18 bin kişiyle deneyimli General Le Corp gelip 5. kol olarak Alpler'e girecekti. Fakat güvenilmezliğini bir kez daha gösteren Moreau, Le Corp yerine daha kalitesiz birlikleri olan General Monsi'yi yardıma yolladı. Öyle ya da böyle 15 Mayıs'ta Napolyon'un da içinde yer aldığı rezerv ordu Alp dağlarına giriş yaptı. Zorlu bir yolculuk sonrasında Bart Kalesi hariç büyük bir direnişle karşılaşmayan Fransızlar 26 Mayıs'a kadar adamlarının çoğunu Alplerin üzerine çıkarmış, Po Vadisi'ne sokmuştu. Alplerden toplam 66 bin Fransız inecek ve Kuzey İtalya'da birleşecekti. Melas, Napolyon'un kendisini arkadan saracağını anlayıp ordusunun bir kısmıyla Torino'ya doğru yöneldi. Fransızlar Torino üzerinden Cenova'ya yardım götürebilirlerdi. Fakat Messina'nın yeterince direndiğine ve direnebileceğine inanan Napolyon, Torino yerine Milan'a yöneldi. Po nehrinin kuzeyindeki pek çok noktayı ele geçirmek için Haziran başında bir dizi emir yağdırıp generallerini görevlendirdi. Lombardiya'daki garnizonları tek tek alıp Avusturyalıları çekilmeye zorlarken General Mugavelleni Po üzerinde köprübaşı oluşturması için önden yolladı. Özellikle Stradella çok önemliydi. Çünkü burası Po Nehri ile Apennin dağları arasındaki geçiş noktasıydı. Ve Napolyon burayı tutarsa Melas'ın tüm iletişimini kesecekti. General Mugha'nın Piacenza taraflarına saldırdığı ve Fransızların Stradella'ya geçiş aradığı sıralarda Messina'nın 4 Haziran'da Cenova'da teslim olduğu haberi geldi. Uzun süredir büyük bir azimle şehri savunan ve modern savaş tarihinin en etkileyici kuşatma mücadelelerinden birini veren Messina, Napolyon'a muazzam bir zaman kazandırdıktan sonra şehri General Otto'ya teslim etmiş ve kalan 6000 adamıyla batıdaki Suchet'in birliklerine katılmıştı. Yeni durum değerlendirmesi yapan Napolyon, Alessandria'dan geçen Melas'ın iletişim yolunu açması için saldırmasını ya da savunma için Cenova'ya çekilmesini önlemek niyetindeydi. İlk hamleyi kendisi yapmalıydı. O yüzden az sayıda adamını Po'nun kuzeyinde bırakıp Stradella'ya ve batısına hareket emri verdi. Ani hareket, tümen komutanlarının kafasını karıştırıp kısa süreli bir felce yol açsa da, sonunda Napolyon kontrolü ve düzeni sağlamayı bildi. Napolyon, Melas'tan haber alamayınca endişelense de Avusturyalı komutanın harekete geçmeyeceği fikrine saplantıyla bağlandı ve ordusuna 12 Haziran'da Scrivia nehrini geçmesini emretti. Döse'ye Cenova-Alessandria yolunu kesmesini ve sonrasında Suchet ile bağlantı kurmasını söyledi. Tereddüt içinde Scrivia Ovası'nda ilerleyen Fransızlar, Avusturyalıların yaydığı yanıltıcı haberlere aldandılar. İyi bir casusluk faaliyeti yürüten Melas, kendi ordusunun kaçıp Cenova'ya doğru gittiğini ve Alessandria'nın neredeyse boş olduğu algısını oluşturdu. Bu yemi yutan Napolyon, Marengo köyü yakınlarında kamp kuran askerlerini 13 Haziran gecesi teftiş etmekle uğraşıyordu. 14 Haziran saat 06'da 28 bin Fransızın tepesinde bir anda toplar patladı. Napolyon gafil avlanmıştı. Avusturyalıların çekildiği falan yoktu. General Melas, topçu desteği olan 31 bin adamıyla Bormida nehrini tek bir köprü üzerinden geçmeye başladı. Avusturyalı süvariler ileri çıkıp Fransızların ön hatlarını geri attılar. Napolyon hızlıca toparlanmaya çalıştı. Bir tık da olsa ona toparlanma şansı veren karşı taraf oldu. Melas, General Suchet'in arkadan yaklaştığını sanıp 3000 kadar süvariyi meydandan çekti. Bir de geçiş tek köprüden olduğu için Avusturyalıların saldırı inmesi ancak saat 9'da tam kapasitesine ulaşabildi. Hata yapan sadece Melas değildi. Napolyon işin boyutunu bir türlü kavrayamadı. Bu saldırıyı geri çekilen düşmanın perdelemesi sanıyordu.
Saat 10'a doğru ancak olayın ciddiyetini kavrayıp Viktor'un kol ordusunu takviye etti. Avusturyalılar ise 3 kol halinde organize olup Marengo'daki düşmanı ağır bir şekilde dövüyordu. General Ott 7000 adamla Castel Seriola'ya doğru gidiyordu. Ott burayı alabilirse Fransızların arkasına sarkabilirdi. Napolyon bu yüzden kalan yedeklerini bu bölgeye yollamak zorunda kaldı. Saat 12-14 arasındaki durum ekrandaki gibiydi. Avusturyalılar saldırıyor, Fransızlar savunuyordu. Tüm oyalamalara rağmen Avusturyalılar saat 15 civarı topyekün bir hücumla Fransızları çekilmek zorunda bıraktı. Fransızlar Marengo'yu kaybedip gerisin geriye kaçıştı. Savaş bitmiş, Avusturyalılar galip gelmişti. O kadar ki yorgun ve yaralı Melas, zaferin ardından dinlenmeye çekilip Fransızlara takip görevini General Zeke bıraktı. Ama tecrübeli lider kazandığına çok erken ikna olmuştu. Napolyon tam manasıyla yenilmemiş, zamanla mekanı takas etmişti. Güney'e yolladığı Döse'yi yardıma çağırmıştı. Yardımın ona Marengo köyünde gelmeyeceğini bildiği için köyden feragat edip biraz daha zaman kazanmak adına 8-9 kilometre geri çekilmişti. Saat 3'te savaşı kaybettim. Ama daha gün bitmedi. Yeni bir tanesini kazanmak için vaktim var, diyordu. Saat 5'e doğru çamurlara bulanmış ve kan ter içinde kalmış General Döse ve emrindeki tümen Rivalta tarafından beliriverdi. Bu beliriş, her şey bitti denilen bir anda, mükemmel bir zamanlamayla olmuştu. Döse, 5000 kadar adamla son sürat San Giuliano'ya giriş yaptı ve Viktor'un kol ordusunun arkasından ana orduyla birleşti. Onun gelişi asker tarafından bir mucize olarak değerlendirildi. Fransızlar kaybettikleri morallerini geri kazandılar ve savaş yeniden başladı. Döse 20 dakikalık bir top ateşinin ardından tümeniyle fırlayıp Zek'in yavaş ilerleyen birliklerine saldırdı. Onu genç süvari komutanı Kellerman takip etti. Kısa süre sonra tüm Fransızlar savaşa döndü. Saat 21'e kadar süren çatışmalarda kazandıkları savaşı veren Avusturyalılar Bormida nehrine kadar süpürüldüler. Bozgun sonrası zafer ve Kuzey İtalya artık alışılagelmiş bir şekilde Napolyon'undu. Hem Güney Almanya'da hem de İtalya'da alınan yenilgiler sonrası zaten sahada tek olan Avusturya barış istedi. Ve iki devlet arasında 9 Şubat 1801'de Lunéville Barışı imzalandı. Bu anlaşmayla Fransa birkaç ufak değişiklik haricinde Campo Formio Anlaşması'ndaki kazanımlarını korudu. Barış sonrası ikinci koalisyon dağıldı ve İngiltere yine yalnız kaldı. İki koalisyonu da finanse eden ama başarısız olan İngiliz Başbakan William Pitt istifa etmek zorunda kaldı. Ve yeni hükümet Mart 1802'de Fransa ile Amiens Anlaşması'nı imzaladı. 14 Haziran 1800'deki Marengo Muharebesi, Napolyon Bonaparte'ın devlet başkanlığına geldikten sonra yönettiği ve kazandığı ilk muharebeydi. Aynı zamanda pek çok tarihçiye göre Marengo, Napolyon çağının başlangıcıydı. İmparator Napolyon. Barış, Avrupa'daki savaşı tamamen bitirmemiş, sadece tarafların biraz soluklanmasını sağlamıştı. Popülerliği ve gücü artan Napolyon, barış getiren olarak kendisine bir halk oylaması sonucunda ömür boyu konsül ilan ettirerek ülkenin tüm yönetimini ele aldı. Hali hazırda yeni kurulan İtalya Cumhuriyeti'nin devlet başkanlığında da bulunmaktaydı. Öncelikle kendisine muhalefet edebilecek tüm grupları ya bertaraf etti ya da bir şekilde yanına çekti. Koltuğunu sağlamlaştırdıktan sonra Fransa'nın yeniden inşası için pek çok sivil reform yaptı. Genellikle iyi bir komutan olmasıyla tanınan konsülün askeri başarılarının ardında yadsınamaz şekilde yaptığı sivil reformların da payı vardır. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik düzenlemeler yaptı. Hukuk ve eğitim alanında büyük atılımlara imza attı. Orduyu yeni baştan organize etti. Fırsat eşitliğine dayalı, liyakati ön plana alan bir hiyerarşik düzen kurdu. Fakat devleti ve toplumu yeniden dizayn edebilmek, Fransa'yı ve devrimin etkisini daha güçlü yayabilmek için kalıcı bir barış ortamına ihtiyaç vardı. Bu tarz bir kalıcı barış ortamı şimdilik mümkün değildi. Çünkü 2. Koalisyon Savaşı'nın neticelerinden galipler de, mağluplar da yeterince memnun değildiler. Bu memnuniyetsizlikler elbette savaşın bir gün yeniden başlamasına yol açacaktı. İngilizler ve Fransızlar imzaladıkları anlaşmaya sadık kalma konusunda isteksizlerdi. Büyük Britanya, Fransız devletinin ve devriminin Avrupa'da güç kazanmasından çok rahatsızdı.
Fransa ise toprak kazanma hırsından ve devrimi yayıp bu yolla uydu devletçikler kurma hevesinden vazgeçememekteydi. Üstüne bir de bu ikili sömürge kapma yarışında sürekli birbirlerinin ayağına basmaktaydı. Derken Mayıs 1803'te Fransa bir bahane öne sürüp Büyük Britanya'ya harp ilan etti ve koalisyon savaşlarının 3. raundu başladı. Savaş belli bir süre iki devlet arasında kısıtlı bir şekilde ilerledi. Napolyon kesin sonuç için denizin ötesine çıkarma yapması gerektiğini ve Londra'yı işgal etmesi gerektiğini düşündü. Bologna'ya kamp kurup ordusunu buraya yığdı. Londra'yı alıp Britanya'yı düşürmek kolaydı kolay olmasına. Ama mesele İngiliz donanmasını aradan çıkarıp karşı kıyıya adım atabilmekti. Fransızlar karada çok güçlüyken İngilizler de denizde aşırı kuvvetliydiler. İngilizler de bu durumun farkındaydı. Onların Fransızlara saldırıp yenmesi söz konusu dahi değildi. Bu yüzden donanmalarıyla düşman çıkarmasını engellemeye gayret edecekler ve diplomasıyla Avrupa ana kıtasında kendilerine müttefik arayacaklardı. Napolyon Bonaparte rüzgarı arkasına almışken, coşkulu kalabalıkların desteğiyle 1804 yılında kendisini imparator ilan etti. Seçimde 2579 hayır oyuna karşılık aldığı 3.572.329 evet oyuyla ünvanını meşrulaştırdı. Hemen akabinde İtalya kralı olduğunu ilan etti. Onun bu hamlesi, Fransa'nın güç kazanmasından rahatsız olan Avrupa'nın büyük monarşilerini İngiltere'nin başını çektiği bloğa itti. 1805 başında Büyük Britanya, Rusya, Avusturya, Napoli, Sicilya ve İsveç 3. koalisyonu oluşturdular. Fransa ise İspanya, Güney Almanya devletleri ve kendisine bağlı uydu devletçikleri saflarına kattı. Bakalım Napolyon yeni kurduğu ordusuyla 66 milyon Avrupalının oluşturduğu yarım milyonluk bir güçle nasıl baş edecekti? La Grande Armée. Koalisyon güçleri Aulic Konseyi'nde genel planı şu şekilde yapmışlardı. İtalya'nın kuzeyi daha önceki savaşlardan yola çıkarak ana cephe olarak belirlendi. Arşidük Charles komutasında 95 bin adam buradan ilerleyip Güney Fransa'ya girecekti. İkinci ana güç Avusturya arşidüklerinden Ferdinand ve General Mack'ın emrindeki 75 bin kişilik güçtü. Bu kuvvet Tuna Nehri boyunca ilerleyip Güney Almanya'daki Napolyon destekçilerini baskılayacaktı. Sonrasında ise arkadan gelen toplam 90 bin kişilik 3 Rus ordusu Ferdinand'la birleşip Ren Nehri'ne yönelecekti. Bu iki büyük gücün bağlantısını 22 bin kişiyle Arşidük John sağlayacaktı. İngilizlerin, İsveçlilerin ve Napolililerin birlikleri genelde tali cephelerde görev yapacaklar ve sahte saldırılar düzenleyeceklerdi. Bu plan çok kötü hazırlanmıştı. Öncelikle koalisyon ana cepheyi yanlış seçmişti. Üstüne farklı devletlerin birliklerinden oluşan bu karma orduda emir komuta sıkıntısı yaşanıyor, uyum problemleri görülüyordu. Hatta Ruslarla Avusturyalıların takvimleri arasında gün farkı olduğu için facia boyutunda stratejik zamanlama hataları dahi yapılıyordu. Napolyon 200 bin kişilik ordusuna çok güveniyordu. Askeri organizasyonu pek çok devlete ilham kaynağı olacak şekilde kolordu sistemine göre yeniden inşa etmişti. Mevcutları 15 ila 40 bin kişi arasında değişen kolordular tek başlarına bir ordu gibi hareket edebiliyorlardı. Bu ordu kollarının kendilerine ait piyade, süvari, topçu, sıhhiye, istihkam birimleri vardı ve gruplar uzun süre bağımsız bir şekilde savaşabilme kapasitesine sahiptiler. Bu şekilde örgütlenmiş ordunun ikmal yapabilmesi ve pek çok koldan ilerlemesi de daha kolay oluyordu. Ayrıca bu düzen, birimlerin geniş alanda hızlı hareket etmesini de sağlamaktaydı. Kolordular ayrı hareket etmelerine rağmen sürekli iletişim halinde olduklarından birbirlerini de rahatlıkla kollayabiliyorlardı. Birimlerin sahaya yayılması ve bir tehlike durumunda bir araya gelmesi de imkan dahilindeydi. Ayrıca emir komuta zinciri de çok net olduğundan iletişim kopukluğu ve zaman kaybı da önlenmiş oluyordu. Napolyon Manş Denizi'ni geçme umudunu yitirince İngilizleri alt etmek için müttefiklerini yenmeyi düşündü. Düşman toparlanmadan ilk hamleyi kendisi kapmak istedi. Ordusunun büyük bir kısmını Ren Irmağı kıyısına kaydırmak için Eylül 1806'da kolları sıvadı. Planı Tuna boyundaki Avusturyalıları çarçabuk yenip Ruslarla birleşmelerini engellemekti. Akabinde uzaktan gelen yorgun Rusları yenmek daha kolay olacaktı. Mareşal Messana komutasındaki 50 bin kişilik bir orduda Napolyon işini hallederken
Kuzey İtalya'daki Avusturyalıları tutup kuzeye kaymalarını engelleyecekti. 3 İmparatorun Savaşı. Fransız ordusu Ren kıyısına tamamen yerleştiği sırada, General Mack ve Arşidük Ferdinand sınırı geçip kara ormana girmişti. Napolyon 25 Eylül'de ordusuna Ren'i geçme emri verdi. General Müga komutasındaki birlikler, Avusturyalılara cepheden vurkaçlar yaparak onları batıya çekerken, ana birlikler Napolyon'la beraber düşmanı kuzeyden saracaktı. Disiplinli ve hızlı Fransa kol orduları, coğrafyayı da kullanarak sessizce doğuya ilerlediler. 2 Ekim'de sağa çark edip Tuna Nehri'ne yöneldiler. Avusturyalılar durumu anlayana kadar çoktan sarılmışlardı. Kutuzov önderliğindeki Rus ordusunun da gelmesi imkansız gibi gözüktüğünden durum tamamen ümitsizleşti. Düşmanı ustaca bir harekatla saran İmparator Napolyon'un askerleri 16-19 Ekim arasında gerçekleşen Ulm Muharebesi'nde General Mack'ı yenmeyi başardı ve koca bir orduyu çok kolay bir şekilde savaş dışına itti. Grande Army, Ulm seferinde 60 bin Avusturyalıyı ve 30 generali etkisiz hale getirirken 500'ü ölü 1500 zayiat verdi. Ulm Muharebesi bazı tarihçiler için bir muharebeden ziyade taktiksel bir zaferdir. Napolyon öyle kusursuz bir sarma harekatı planı yapmıştır ki, koca bir orduyu büyük bir çarpışmaya girmeden adamlarının yerlerini değiştirerek alt etmiştir. Bu açıdan Ulm, imparatorun en parlak taktiksel zaferlerinden biri olarak değerlendirilir. İmparator Ulm'a girdiğinde kötü bir haber aldı. İngiliz Amiral Nelson, Trafalgar burnu açıklarında Amiral Villeneuve'nin komuta ettiği Fransa-İspanya donanmasını ağır bir şekilde mağlup edip gemilerin 1/3'ünü yok etmişti. Bu deniz muharebesi, Napolyon'un Britanya adasına çıkarma yapma sevdasını tamamen çöpe attığı gibi İngilizleri de güvenceye aldı. Aynı zamanda bu galibiyet, İngilizlerin denizlerdeki hakimiyetini tartışmasız bir hale getirmiştir. İngilizler suya giderek daha fazla hakim olurken, Fransızlar ise Avrupa karasında en büyük güç olma yolundaydılar. Koalisyona ilk büyük darbesini indirdikten sonra Napolyon hızını düşürmeden kendisine yeni bir hedef belirledi. 36 bin adamıyla 23 Ekim'de Braunau'ya varan Rus General Kutuzov'un üzerine gitme niyetindeydi. Napolyon'un hızlı olması şarttı. Çünkü alt edilmeyi bekleyen farklı düşman grupları da mevcuttu. Büxhoven, Morave yakınlarında yoldaydı. Bennigsen de onun hemen ardından gelmekteydi. General Mack'ın kalıntısı olan 9 bin kadar asker de Ferdinand'la beraber Prag tarafına çekilmişti. Öte yanda Tirol'de 20 bin Avusturyalı gergin bir şekilde bekliyordu. Kuzey İtalya'daki Arşidük Charles'ın güçlerini de atlamamak gerekiyordu. Messana'nın karşısında istediğini alamayan ve Ulm hezimetini duyan Arşidük hızla merkeze varmaya çalışıyordu. En büyük sorun ise şu an tarafsız olan ama koalisyona yakın duran Prusya ordularıydı. Prusyalılar da işe karışırsa, Fransızlar düşman topraklarında tuzla buz olabilirlerdi. Kutuzov, Ulm'da yaşananları duyunca yorgun adamlarını hızlıca gerisin geri çevirdi. Napolyon ise onu takip ediyordu. Kutuzov'u yenip Viyana'ya doğru bir mızrak gibi saplanıp düşmanın güçlerini ikiye bölme niyetindeydi. Mareşal Ujeru'yu arkasını tutması için bıraktı. General Ney ve Bavyeralılar ise güneyden gelecek tehlikeyi engellemek adına Innsbruck'a yollandı. General Mortier emrinde kurulan 8. kolordu'da Tuna Nehri'nin kuzeyine çıkarıldı. Süvari komutanı Müga ise takip harekatında öncü görevini üstlenmişti. Ruslar geçtikleri köprüleri yıkarak başarılı bir şekilde çekilirken Viyana tarafına değil de Tuna'nın kuzeyindeki Krems'e yöneldiler. General Müga bir ara Napolyon'un isteği dışında Kutuzov'un peşini bırakıp Viyana'ya girmenin hayaline kapılınca Ruslar bir nebze olsun rahatladılar. Hatta Tuna'nın kuzeyindeki Fransızlar büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldılar. Napolyon doğaçlama bir hamle tasarlayarak işleri düzene koymaya çalıştı. Kutuzov'u diğer Rus ordularıyla birleşmeden son bir hamleyle kıskaca alacaktı. 13 Kasım'da Viyana'ya giren Müga'yı köprüleri alıp kuzeye yönlendirdi. Nehir üstündeki köprüler başarıyla ele geçirilse de ufak bir gecikme her şeyi değiştirdi. Ruslar hareketlerini kolaylaştırmak adına Hollabrunn'da 7 bin kadar asker bırakıp yollarına devam ettiler. 16 Kasım'da Prens Ivanoviç Bagration ile Müga arasındaki muharebeyi Fransızlar kazansa da ana Rus birlikleri epey bir zaman kazandılar. Fransızlar Kasım'ın 17'sinde Znaim'e,
23'ünde de Brno'ya girdiler. Napolyon, yorulan adamlarını dinlenmeye geçirirken, elinden kaçırdığı Kutuzov'un Rus çarı Alexander ve General Buxhoveden'le birleşmesini kabullenmek zorunda kaldı. Fransa ordusunun durumu, mola verildiğinde daha net ortaya çıktı. Uzun süredir yolda olmak askerleri yormuştu. İkmal hatlarından çok uzaklaşılmış, ordu çok geniş bir alana yayılmış ve ayrıca kışta gelmek üzereydi. Haritaya baktığımızda da aslında ne denli zor bir duruma düşebilecekleri ortadaydı. Düşman onları her an sarıp yok edebilirdi. Napolyon bu durumdan kurtulabilmek için savaşmaya karar verdi. Olmütz'teki Birleşik Koalisyon ordusunu savaş için kışkırtmayı denedi. 50 bin kadar askerini Wieschau ve Austerlitz kasabalarına yolladı. Sonrasında kendisinin çok zor durumda olduğu haberini yaydı. Avusturya İmparatoru Francis ve Kutuzov ihtiyatlı davranılmasından yanayken, Rus çarı Alexander saldırmaktan yanaydı. Genç çar düşmanının durumundan faydalanma niyetindeydi. Napolyon bir yandan Viyana'daki birliklerini yanına çağırırken, öte yandan asıl kuvvetlerini Wieschau, Austerlitz ve Pratzen tepelerinden çekerek bilerek sağ kanadını açık bıraktı. Bunu gören koalisyon güçleri fırsat bulduklarını düşünüp Viyana ile Fransız kuvvetlerinin arasına girebilmek adına ilerlediler. Napolyon çok riskli de olsa istediğini almış ve düşmanı üzerine çekmeyi başarmıştı. Sıra iki büyük ordunun yüzleşmesindeydi. Fransızlar 58.100'ü piyade, 11.500'ü süvari, 4.200'ü topçu, toplam 74.500 askere ve 157 kadar topa sahipti. %77'sini Rusların oluşturduğu koalisyonun toplam gücü 72.800'dü. 50.000'i piyade, 14.200'ü süvari, 7.800'ü topçuydu. Top sayısı ise 318'di. Koalisyon güçlerinin maksadı Napolyon'un zayıf olan sağ kanadına saldırıp düşmanı arkasından sarmaktı. Fakat Napolyon sağ kanadını bilerek zayıf bırakmıştı. O düşmanını bilerek buraya yönlendirmek istiyordu. Böylece düşman birliklerinin bağını koparıp onları ikiye bölecekti. Bu planın işe yaraması için hala yolda olan Mareşal Davout'un kol ordusunun gelip sağ tarafı desteklemesi lazımdı. Yoksa Ruslar ve Avusturyalılar ordusunu sarabilirdi ve yapacağı hamlenin bir anlamı olmazdı. 2 Aralık 1805'te muharebe başladı. Sabah saat 7'de General Kienmayer'in öncüleri Telnitz köyü ve Solons kalesi civarındaki Fransız birliklerine saldırdı. Kısa bir süre sonra Doktorov'un güçlü sütunu sisler içinde belirdi. Fransızlar geri çekildiği sırada Viyana'dan yola çıkan ve 50 saattir yolda olan Mareşal Davout askerleriyle gelip Fransa sağ kanadını tutmak için pozisyon aldı. 8'e doğru sis kalktığında Pratzen tepelerinden bir sel gibi akan Rusların güneye yöneldiği görüldü. 2. ve 3. Rus sütunları Telnitz'e ilerliyordu. Bu kısımda sayıları 12.000'i bulan Fransızlar, 30.000 kişiden fazla olan düşmanı karşısında saatlerce var gücüyle dayanmaya çalışacaktı. Kolourat ve Miloradovic'in birliklerinin de güneye ilerlediğini gören Napolyon, vaktin geldiğine karar verip saat 9'da General Soult'un vadide saklanan birliklerine tepelere saldırmasını emretti. Vandam ve Saint-Hilaire'in tümenleri hızlıca öne atıldı ve tepeleri tutmak için yeniden mevzilenmeye çalışan Ruslara saldırdılar. Yarım saat içerisinde Fransızlar düşmanlarını itip Pratzen tepelerini ele geçirdiler ve düşmanı ikiye böldüler. Kuzeye bakacak olursak oradaki hareketlilik de diğer kısımlara yakın zamanlarda başladı. İleri atılan Mugabellani, Liechtenstein ve Bagration'un birliklerine karşı şiddetli bir saldırı başlattı. Çok geçmemişti ki buradaki inisiyatif de Fransızların eline geçti. Öğlene doğru zafer ibresi Napolyon'u gösteriyordu. Kutuzov'dan ya da diğerlerinden bir hamle gelmediği takdirde sonuç belli gibiydi. Napolyon kendi 1. kol ordusunu sağ taraftan güneye kaydırdı ve iyice zayıflayan müttefik merkezini yarıp geçmeyi hedefledi. Bunun için önündeki tek engel Rus muhafız birliğiydi. Büyük Dük Konstantin emrindeki Rus muhafızları şimşek gibi merkeze yönelip savaşa dahil oldular. Başlangıçta o kadar etkili oldular ki neredeyse Fransız ilerleyişini durduracaklardı. Ama elit süvarilerin saldırısının etkisi giderek azaldı. Napolyon rakibin hamlesine karşılık Bessières'i imparatorluk muhafızlarının süvarileriyle ileri sürdü.
Fransız muhafızlar Rus muhafızları geri çekilmeye zorladığında saat öğlen 2'yi geçiyordu ve müttefik kuvvetlerinin merkezi için bir ümit kalmamıştı. Kutuzov ve Çar hızla savaş meydanından kaçarken yaşananlardan haberi olmayan sol kanat savaşmaya devam ediyordu. Napolyon son bir hamle olarak bazı birliklerini güneye yolladı ve Rusları her tarafından sardı. Çaresizlik içindeki birlikler canhıraş bir şekilde tabanlarını yağlayarak güneydeki köy yollarından ve donmuş göllerin üzerinden kaçmaya yeltendiler. Söylenene göre Satchen Gölü'nde 2000'den fazla Rus donarak ölmüştü. Netice itibariyle Napolyon'un planı tutmuş, Ulm'dan sonra 3 imparatorluk ordusunun harp meydanına indiği Austerlitz Muharebesi'nden galip çıkan Fransız İmparatorluk Ordusu olmuştu. Muharebe sonrası koalisyon savaş gücünün %37'sini kaybederek meydandan çekilirken, Fransızların savaş gücü kaybı %11 civarındaydı. Napolyon, imparatorluğunun ikinci yılında aldığı bu zaferle pek çok açıdan kendini bir kez daha ispatladı. Korsika'dan sıradan bir subay olarak çıkıp gelen Napolyon, başarı merdivenlerini hızlıca tırmanıp Fransa'ya imparator olmuş ve bununla da kalmayarak ülkesinin askeri ve siyasi açıdan kabuk değiştirmesini sağlamıştı. Üstüne 3. koalisyonu parlak askeri zaferlerle kesin bir yenilgiye mahkum etmişti. O artık pek çoklarına göre Avrupa'nın en iyi ordusunun şapkadan tavşan çıkaran komutanı ve yıldızı giderek daha da parlayan Fransa'nın tüm Avrupa'ya korku salan imparatoruydu. Muharebeyi takiben Rus orduları kendi topraklarına dönerken tamamen tükenen Avusturya ateşkes teklifinde bulundu. 26 Aralık 1805'te iki devlet arasında Pressburg Antlaşması imzalandı. Avusturya topraklarından bir kısmını İtalya Krallığı'na ve Napolyon'un sadık müttefikleri Bavyera, Württemberg ve Baden'e bıraktığı gibi 40 milyon frank da savaş tazminatı ödedi. Üçüncü koalisyonun dağılmasıyla İngilizler, üçüncü kez Fransızlar karşısında yenildi. Fransa ise devrimin halkta oluşturduğu dinamizmi kullanmasını bilen Napolyon Bonaparte'ın eliyle Avrupa haritasının yeniden çizeceği bir dönemin kapılarını sonuna kadar açtı. Son olarak açıklamadaki linkten Call of War'a kaydolarak ekrandaki hediyeleri kazanmayı unutmayın.